Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır. Sosyal Bahsin tek adresi Tuttur'un sunduğu Özgür Sancar'la Spor Kazanı başlıyor. Yap bir kupon oyna Tuttur, oyna hep oyna kuponu Tuttur. Saat tam 15, program başladı. Birlikteliğimiz 2,5 saat boyunca devam edecek. Fenerbahçe Slovaçka ile karşılaşacak UEFA Avrupa Ligi ön eleme turunda. Teknik direktör Jorge Jesus bir basın toplantısı düzenledi. Yanında da Ferdi Kadıoğlu vardı. Önce Jorge Jesus'u dinliyoruz, ardından Ferdi Kadıoğlu'nu dinleyeceğiz. Öncelikle herkese iyi günler. Yarınki maç bizim için farklı bir sınav olacak. Avrupa Ligi'nde gruplara kalmak istiyoruz. Bu turnuvada da büyük takımlar var, iyi takımlar var. Normalde son yıllarda Türk takımları Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi turnuva gibi turnuvalarda çok fazla ileri gidemedi. Ama biz 7 haftadır çalışıyoruz. Kendi değerimizi biliyoruz. Belirtmiş olduğum gibi gruplara kalmak istiyoruz. Bu üç oyuncuya baktığımız zaman Gustavo Henrique Brezilya Ligi'nde zaten resmi maçlar oynuyordu. Çünkü orada lig uzun zamandır oynanıyordu. Dolayısıyla çok fazla maça çıkmıştı. Luan Perez Avrupa'da henüz hazırlık dönemindeydi. Çok fazla bir maç oynamadı. Marsilya'da hazırlıklarını sürdürüyordu. Alioski de Türkiye'de bir önceki takımıyla hazırlık dönemindeydi. Emin olduğum bir şey var ki fiziksel anlamda daha ileride ve daha hazır olan oyuncu Gustavo Henrique. Yo tenho non posso dar uma porcentagem certa do que é o patamar da equipa neste momento e daquilo que ela pode vir a ser. Şu anda yüzdesel olarak net bir şey söylemem mümkün değil ama hiç şüphe yok ki her geçen gün daha güçlü oluyoruz. Takımımız gerçekten çok güçlü ve dengeli. Her geçen gün birbirimizi daha iyi tanıyoruz. Takımımıza çok yeni katılan oyuncular var. Onlar takımımıza güç katacaklar. Fakat dediğim gibi her geçen gün birbirimizi daha iyi anlıyoruz. Oyuncular olarak yeni gelen oyuncular uygulamak istediğimiz sistemi anlıyor. Daha iyi adapte oluyorlar. Bizim için en önemli turnuva bu sene Türkiye Ligi. Çünkü gerçekçi olmak gerekirse şu anda herhangi bir Türk takımı Şampiyonlar Ligi veya Avrupa Ligi'ni kazanma hedefini kendine koymuyor. Türkiye Ligi'ni kazanmak için en önemli adaylardan biriyiz ve Türkiye Ligi'ni kazanmak istiyoruz. Bu yüzden lige takımı en iyi şekilde hazırlayacağız ve hazır bir şekilde başlayacağız. Altay belirtmiş olduğunuz gibi fiziksel bir problemi var, bir sakatlığı var. Yarınki maça o başlayamayacak. Ertuğrul'la başlayacağız yarınki maça. Kendisine çok inanıyoruz. Çok yetenekli bir kaleci. Ama kulübümüzün de başka bir kaleci arayışı içinde olduğu doğru. Çünkü 3 tane kaleciye ihtiyacımız var. Ama yarın Ertuğrul başlayacak ve ona inancımız ve güvenimiz tam. Nós estamos a criar um plantel de 22 jogadores. Derin bir kadromuz var. Bu tarz sakatlık durumlarında takımımızın kalite kaybetmemesi için derin ve dengeli bir kadro oluşturmaya çalıştık. Bu şekilde düşünüyorum. Yarınki maçta da belki bu sene henüz çok fazla süre almayan oyuncular oynayabilir. Yeni katılan oyuncularımız da kadroda olacak. Gustavo ve Luan Perez gibi. Taraftarlarımıza şu mesajı vermek istiyorum. Bize inansınlar. Biz bu sene en önemli hedefimiz Türkiye Ligi'ni kazanmak. Tabii ki Avrupa Ligi'nde de gidebildiğimiz kadar ileriye gitmek istiyoruz. İlk hedefimiz tabii ki gruplara kalmak. Ama Fenerbahçe'nin her zaman Avrupa arenasında olması gerekiyor. Her zaman Avrupa arenasında kendini göstermesi gerekiyor. Son yıllarda Fenerbahçe veya diğer Türk takımları Avrupa arenasında çok fazla ileri gidemediler. Ama ülke sıralaması için de bu çok önemli. Biz iyi bir şekilde başlangıç yapmak istiyoruz. Kendi imkanlarımız ve gerçekliklerimiz doğrultusunda bu turnuvada gidebildiğimiz kadar ileri gitmek istiyoruz. Yarın eminim ki taraftarlarımız maç için çok heyecanlı. Onların desteği bizim için çok yardımcı olacak. São duas coisas diferentes. Contra o Dinamo de Kiev, aslında ikisi farklı şey. Biz Dinamo Kiev maçında 3 stoperle oynamadık. Arkada 2 stoperimiz vardı. Marcel ve Atilla. Bu maçta da bu anlamda bir değişiklik olmayacak. Ama zaten tek bir sistemle oynayan hiçbir takım yoktur. Özellikle benim bir takımlarım asla tek bir sistemle oynamaz. Fenerbahçe'de de bazen dörtlü savunmayla, bazen üçlü savunmayla oynadığımızı göreceksiniz. Dediğiniz gibi Luan'ın özellikle oyun özelliklerine baktığımızda üçlü oynamaya alışkın. Santos'ta ve Marsilya'da üçlü savunmada oynadı. Bu tarz oyunculara sahip olmak bizim için avantaj. Bu tarz özelliklere sahip olduğunuz zaman, oyuncularınız bu tarz özelliklere sahip olduğu zaman taktiksel değişiklikler yapabilirsiniz. É verdade, contra o Dinamo de Kiev.
Evet, belirtmiş olduğunuz gibi Dinamo Kiev karşısında pek çok pozisyona girdik. 3-4 tane net pozisyonumuz vardı. Fakat bu pozisyonları değerlendiremedik. O maç geride kaldı. Geride bırakmamız gerekiyor. İki maçta da onlara karşı iyi oynadığımızı düşünüyorum. İsmail'in görmüş olduğu kırmızı karta kadar gerçekten çok iyiydik. Biz zaten bir forvet transferi yaptık. João Pedro şu anda fiziksel sebeplerden dolayı henüz onu oynatamıyoruz. Ama elimizdeki diğer forvetlere de güveniyoruz. Rossi, Valencia, Serdar Dursun, Joshua King, Berisha ve João Pedro. Elimizdeki forvetlere güveniyorum, inanıyorum. Antrenmanlarla da gelişecekler. Belirtmiş olduğum gibi şu anda zaten iyi bir kadromuz var. Elimizdeki oyunculara güveniyoruz. Şu anda uğraştığımız konu bir kaleci daha almak. Eles praticamente chegou hoje. Alioski não. Alioski yarınki maç listesinde olmayacak. Kendisi zaten henüz bugün katıldı takıma ve bir önceki takımıyla yaklaşık 2 haftadır çalışıyordu. Fiziksel anlamda henüz geliştiği bir evrede sezon öncesinde. Dolayısıyla yarınki maçta olmayacak. Sosyal bahsin tek adresi Tutturun sunduğu Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Yap bir kupon, oyna Tuttur, oyna hep oyna. Jorge Jesus şunu söylüyor. Bizim öncelikli hedefimiz Türkiye Ligi. Gerçekçi olarak baktığımız zaman herhangi bir Türk takımı Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ni kazanmayı kendine hedef koymuyor ifadelerini kullandı. Sonra Avrupa Ligi'nde de gidebileceğimiz yere kadar gideceğiz dedi. Çünkü sanırım orada bir reaksiyon olabileceğini kestirdi refleks olarak. Çünkü Avrupa Ligi'nde ülke puanını kazandırmak, Avrupa Ligi'nde ya da herhangi bir Avrupa yarışmasında Türkiye'yi temsil etmek çok büyük bir önem arz ediyor. Jorge Jesus sonrasında ek bir açıklama yaparak bunu düzeltmeye çalıştı. Ama görüyoruz ki şampiyonluk çok daha önemli. Avrupa Ligi'nde de bu ön eleme maçları eğer şampiyonluk temel hedefse ve geçen sezon Trabzonspor'un yaptığı gibi işte Roma maçında olduğu gibi orayı bırakalım lige bütün gücümüzü verelim bir anlayışı söz konusuysa o zaman Avrupa Ligi'nde eleme maçlarında çok bir şey beklememek gerekir. Yorumu yapılabilir mi? Bütün bunları konuşacağız birazdan Fenerbahçe bölümümüzde bir telefon bağlantısı yapacağız ama bugün basın toplantısında Jorge Jesus'un yanında futbolculardan Ferdi Kadıoğlu da vardı. Şimdi onu dinliyoruz. Evet, takımımıza yeni bir oyuncu katıldı. Bence kendisi iyi bir futbolcu. Takımınızda her zaman böyle kaliteli oyuncularınızın olması iyidir. Hocamızla henüz bu konuyla ilgili konuşmadık ama muhakkak ileride konuşacağız. First of all, thank you. Yes, everyone was. Öncelikle teşekkür ediyorum. Belirtmiş olduğunuz gibi herkes için hayal kırıklığı olduğu maç ama bizim devam etmemiz ve önümüze bakmamız gerekiyor. Taraftarlarımızın göstermiş olduğu destekten dolayı minnettarız. Umarım bu şekilde devam ederler. Çünkü onların desteğiyle biz daha güçlü rakiplerimizin üzerinde daha fazla baskı kurabiliyoruz. Onlara teşekkür ediyoruz. Yarın onlara hazır olduğumuzu göstereceğiz. Ferdi Kadıoğlu'nun tercihi Türk milli takımı. Bu son derece isabetli bir tercih bence. Milli takım adına, Türk futbol adına da sevinmek gerekir. Ama Ferdi Kadıoğlu'nun uzun süredir Türkiye'de olduğunu hepimiz biliyoruz. Türkçe öğrenmemesi tuhafıma gidiyor. Belki basın toplantılarında zorlanabilir ama bilmiyorum arkadaşları Türkçe konuşuyor mu? Ya da işte basın mensubu arkadaşlarımız, Fenerbahçe muhabiri arkadaşlarımız onunla yan yana geldiğinde Türkçe birkaç kelime ediyor mu? Sevgili İrfan, hoş geldin. İrfan 25 bizimle birlikte. Merhabalar Özgür, iyi yayınlar diliyorum. Merhaba. Nasıl gidiyor çalışmalar İrfan? Evet, basın toplantısındaydık. Jesus ve Ferdi Kadıoğlu'nun basın toplantısında. Şimdi dönüş yolundayız. İrfan, Ferdi Kadıoğlu Türkçe anlıyor herhalde değil mi? Bazı kelimeleri biliyor en azından ya da konuşuyor. Şöyle söyleyeyim. Ferdi Kadıoğlu Türkçe anlıyor. Ama tabii daha çok net bir şekilde konuşamadığı için de bunu tercih etmiyor Türkçe konuşmayı. Peki. Jorge Jesus'un basın toplantısındaydın. Benim kafama takılan bir ifadesi var Jorge Jesus'un. Diyor ki, Türkiye'de bütün takımlar lig şampiyonluğunu öncelik kabul eder. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ni kazanmaya hedef koymuyorlar diyor. Aslında bunun okuması şu. Türkiye'den bir takım Şampiyonlar Ligi ya da Avrupa Ligi'ni kazanamaz. Bu bir hayal. Hiç bunları düşünmeyin. Biz lige kanalize olacağız şeklinde. Bence. Benim fikrim bu. Bilmiyorum farklı mı düşünüyorsun? Zaten şunu söyleyeyim. Yani hiçbir Türk takımının hani Şampiyonlar Ligi kazanma, kupasını kazanma ya da Avrupa Ligi kupasını kazanma biraz tabii ayrı olarak nitelendirilebilir veya çok büyük bir hedef olarak nitelendirilebilir ama zaten bunu sezona başlarken hiçbir Türk takımı da işte bunlar bu Avrupa Ligi'ni kazanacağız, işte Şampiyonlar Ligi'nde kupayı kaldıracağız diye başlamıyor. Ama şu var, Fenerbahçe 8 yıldır
şampiyonluk Arsep 8 yıldır hem şampiyonluğa Arsep 14 yıldır da yanılmıyorsam Şampiyonlar Ligi'nden uzak. Tabii burada bu sezonun başında Fenerbahçe hedef Şampiyonlar Ligi'de en azından gruplara kalmaktı. Zaten camiada büyük bir beklenti söz konusuydu. Jesus gibi bir isim gelince de bu Şampiyonlar Ligi'nde en azından Saracoğlu'nda Şampiyonlar Ligi müziğini çaldırmak hedef. Tabii bu olmayınca büyük bir hayal kırıklığı yaşandı camiada. Zaten teknik direktör George Jesus da ilk açıklamasında hedefini işte bunu söyledi ve hedefin ilk şampiyonluğunu dile getirdi. Ama daha sonraki açıklamalarda belki de bunu farkına, bu açıklamasının aslında bir hata olduğunu farkına vararak Avrupa Ligi'nde de gidebilecekleri yere kadar gitmeyi hedeflediklerini vurguladı. Aslında biraz düzeltme gibiydi daha sonraki açıklaması. Bence ilk açıklamada... Araya girdim ama mesele de bu. Tam da senin dediğin noktada başlıyor problem. Şimdi Avrupa Ligi'ni ya da Şampiyonlar Ligi'ni bu düzeyde, Türk Ligi'nin genelini kastediyorum, bu düzeyde kazanabilmek, arada çok büyük bir yarışma güç farkı var oraya aday kulüplerle, Türk kulüpleri arasında. Elbette ki çok zor, imkansız değil ama çok zor. Dolayısıyla rasyonel bir yol var. Orada harcayacağın enerjiyi Türk Ligi için, Türk Ligi'ni, Süper Ligi kazanmak için harcayabilirsin. O yüzden elemelerde biz elimizden geleni yaparız ama olmazsa da olmaz. Hatta geçen sezon ben Trabzonspor'un bunu yaptığına inanıyorum. Roma maçlarında onlar da ellerinden geleni yaptılar ama yüksek konsantrasyon yoktu. Lige kanalize olmak, bütün enerjiyi içeriye vermek gerektiğini düşündü Abdullah Avcı. Şampiyon oldu. Aynı stratejiyi mi uyguluyor Jorge Jesus? Benim öğrenmek istediğim şey bu. Yani mutlaka zaten Fenerbahçe'de bu sezon lig şampiyonluğu daha ön planda, onu söyleyelim. Yani burada sezona başlarken de Sayın Başkan Ali Koç da bunu defalarca dile getirdi. Ama takımın başına Jesus gibi bir önemli isim gelince tabii taraftarlarda bir beklenti oluştu. En azından Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalma bir beklentisi oluştu. Tabii bu burada Fenerbahçe'nin önceliğinin lig olduğunu Sayın Başkan Ali Koç da dile getirdi. Aslında Jesus'un ilk basın toplantısında da bunu dile getirdiğini net bir şekilde biliyoruz. Ama dediğim gibi bir beklenti oluşmuştu camiada, Şampiyonlar Ligi'de en azından gruplara kalmak konusunda. Tabii şimdi Avrupa Ligi var önünde, Avrupa Ligi önerilmesi var. Şimdi Avrupa Ligi'nde gruplara kalmak ve ilerleyen süreçte de burada ilerleyebildiği kadar da ilerlemek. Yani şimdi Fenerbahçe tabii şunu söyleyeyim, bunu hem Avrupa Ligi'nde daha önce çeyrek final oynarken de Fenerbahçe şampiyonluk mücadelesi verdiği senelerde de biliyoruz. Yani burada aslında ikisini de götürebilecek geniş kalite, kadro kalitesine de sahip olduğunu düşünüyorum. Yine bu burada elendiği zaman UEFA Konferans Ligi, neden yani mesela UEFA Konferans Ligi kupayı alması, geçen sezon Fenerbahçe ile aynı grupta yer alan Eintracht Frankfurt o Konferans Ligi'nin kupayı kazandı. Yani bu açıdan bakmak lazım diye düşünüyorum. Yani tamam hedef lig şampiyonluğu ama yani tamamen Avrupa Ligi, Avrupa kupalarını da göz ardı etmemek gerekiyor. Çünkü bunu kulüplerimiz zamanında çok yaptılar. Yani yedek kadrolarla çıktılar. Lige önem verdi, yedek kadrolarla çıktılar ama şu anda geldiğimiz noktada bizim Türk Ligi'nin şampiyonu ön eleme oynamak zorunda kalıyor. Daha önce direkt gidiyordu. Şimdi ön eleme. Belki bu süreçte gelecek sezon 4 takımla, bu sezon 5 takımla mücadele ediyoruz. Ama gelecek sezon 4 takımdan Avrupa Ligi'nde yer alacağız. Eğer böyle devam etme, yani sadece Türkiye Ligi'ni hedef olarak gözetip sadece Türkiye Ligi'nde şampiyonluğu ön plana çıkartırsak ilerleyen süreçte Türkiye Ligi şampiyonluğunda belki 2 öneleme oynayacak, belki 3 öneleme oynayacak. Yani bu süreç bu şekilde devam edersek, yani yıllardır aslında sadece Türkiye Ligi'ne hedef koyarak bence biraz yanlış yapıldığını düşünüyorum. Aslında bizim Türkiye'de şu da var, sadece başarı kıstası bizde şampiyonluk. Ligde şampiyon olmayan takım da hemen bir teknik heyet değişti ve komple kadronun değiştiğini görüyoruz. Yani bu da aslında yanlışın en önemli nedenlerinden bir tanesi. Sadece başarıyı şampiyonluk kıstası olarak görüyoruz biz. Yani ligi ikinci bitiren takımda teknik heyet de değişiyor, komple takımı da değiştiriyoruz. Bu yüzden de aslında başarısızlık bu yüzden de geldiğini düşünüyorum. Yani şu anda Türk futbolu geldiği noktada zaten ortada. Sevgili İrfan 25 bizimle birlikte. İrfan, yarınki 11 düzeniyle ilgili var mı bir fikrin? Öyle söyleyeyim. Benim muhtemel 11, kafamdaki 11 şu. Kalede Osman Ertuğrul Çetin oynayacak. Zaten o da güveniyor musun? Nasıldı onun antrenman performansı? Şöyle söyleyeyim. Tabii ilk kez Avrupa kupalarında mücadele edecek. Geçen sezon 95 dakika sahada kalmıştı. Bir Kasımpaşa maçında 2-1 Fenerbahçe'nin yendiği Kasımpaşa
maçta maçında 90 dakika oynamayı. Mutlaka orada çok büyük bir heyecan içerisinde çünkü önemli bir görev üstlenecek. Kaleci Altay Bayındır'ın yokluğunda Avrupa Ligi'nde mücadele edecek ve ilk kez Avrupa Kupalarında Fenerbahçe Kalesi'ni koruyacak. Ben iyi bir performans göstereceğini düşünüyorum. Çünkü gelecek vadeden genç bir kaleci. Fenerbahçe altyapısında da uzun yıllardır forma giydi. U19 takımında oynadı. Daha sonra da Fenerbahçe A takımında antrenmanlarda yer aldı ve yedek kaleci olarak da görev yapıyor. Ben güvenilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Beşiktaş'ta zamanında Sergen Yalçın döneminde Ersin'le güvendi. Ersin şu anda Beşiktaş A takımın kalesini koruyor. Böyle kalecilere kalecilerin oynaması gerekiyor. Güvenle inanması gerekiyor. Şans verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Tabii Fenerbahçe biraz daha sabırsız bir camia. Çok çok önemli bir kulüp. Büyük bir kulüp. Ve 8 yıldır şampiyonluktan uzak. Bir hatalı bir gol yiyişinde destek olunması gerektiğini düşünüyorum. Her hatalı bir gol yiyişi. Böyle kaleciler, böyle genç isimlere destek verilmesi gerekiyor. Tabii savunmada nasıl bir dirilişle çıkar? Juan Perez'in ilk 11 oynamasını bekliyorum. Yeni transfer Marsilya'dan. Stoper merkezinde Atilla Salahi, Juan Perez. Savunmanın sağında Osayi Samuel, solunda Ferdi Kadıoğlu. Önlerinde ön libero mevkinde William Arao. İsmail Yüksek'in yokluğunda Crespo'nun oynamasını bekliyorum. Orta alanın solunda Lincoln'un görev yapmasını bekliyorum. Tabii ileride de Rossi Valencia, hücum altında da Rossi Valencia'nın orta alanın solunda Lincoln, sağında Diego Rossi. İleride ise yani bir tarafta Rossi, diğer tarafta ise lider ikili ise Joshua King ve Valencia'nın muhtemel 11'ini bekliyorum. Tabii İsmail Yüksek yokluğunda Crespo oynayacak. Yani önce iki yine William Arao ve daha önce pozisyonda Crespo'da ise daha 8 numara gibi oynamasını bekliyorum. Joshua King'in de sakatlığı geçti. Hem Joshua King'in hem de Joshua King'in sakatlığı geçti. O da hücum hattında Valencia'yla birlikte oynamasını bekliyorum. Tabii Berisha diğer Dinamo Kiev maçının listesinden farklı olarak Berisha listeye yazıldı. Berisha'nın da tabii ilerleyen dakikalarda sahada olmasını bekliyorum. Sana iki tane sorum var transferle ilgili. Bir tanesi, Fenerbahçeli dinleyicilerimiz çok soruyor. Bu Penza transferi gerçekten gündemde mi? Hangi transfer anlayamadım? Bu Penza. Eski Hatay Sporlu oyuncu. Bu Penza. Yok. Fenerbahçe'nin gündeminde değil. Dembele de Fenerbahçe'nin gündeminde değil. Onu da söyleyeyim. Bu Lyon'da gözden çıkartılan Dembele'den bahsediyorsun değil mi? Dembele de gündemde değil. Evet. Dembele de gündemde değil. Yani siz Lyon'da gözden çıkartılsa daha iyi Özgür. Yani böyle pahalı oyuncuların Türkiye'ye gelmesi çok pahalı ve yani yüksekte bonservis de istiyor ve şöyle söyleyeyim, Lyon gözden çıkarsa dahi Avrupa'nın önemli kulüpte, Avrupa'nın 5 büyük liginden önemli kulüpten Dembele'yi transfer etmek isteyecekler. O yüzden bu transfer şu anda çok zor, imkansız olduğunu da söyleyebiliriz ve Fenerbahçe'nin gündeminde olmadığından net bir şekilde ifade edelim. Peki, kaleci transferi Sirigu'dan bahsediliyor, bir de İrfan Can Kahveci. Düzelterek söylüyorum, İrfan Can Eğribayat. İrfan Can Eğribayat'la Sirigu Fenerbahçe'nin gündeminde olan isimlerden. Tabii Sirigu'yla Fenerbahçe menajerinin görüşmesi, 35 yaşındaki İtalyan kaleci tabii şu anda bonservisi elinde. Oyuncuyla Fenerbahçe'ye hem menajeriyle planetikte anlaşma sağlandı ama beklemede, çünkü Fenerbahçe'nin yabancı kontenjanında şu anda 22 tane sözleşmeli oyuncusu var, onu söyleyelim. Ve bu kontenjanı boşaltmak zorunda. En az 9 oyuncuyla yollarını ayırmayı planlıyor Fenerbahçe. Yine İrfan Can Eğripayat da tabii yine Göztepe tarafından, çünkü Göztepe Emir Ortakaya'yı Fenerbahçe'den transfer etti. Fenerbahçe önce Emir Ortakaya'nın sözleşmesini uzattı. Daha sonra bir yıl kiralık olarak Göztepe'ye verdi. Yine Göztepe'nin Thiago Çukur ve Muhammed Gümüşkaya'yı da istediği yönünde bir bilgi var. Yani tüm bunları değerlendirdiğimizde aslında biz bu takas yoluyla İrfan Can Eğribayat'ın transfer olma ihtimalinde olduğunu söyleyebiliriz. Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki kaleci için hani Göztepe o oyunda 1 milyon euro gibi bonservis bedeli istiyor. Fenerbahçe ise bu transferi takas yoluyla gerçekleştirmek istiyor. Tabii bu takasın içerisinde işte Emre Ortakayan, Diego Çukur ve Muhammed Gümüşkayan gibi isimlerin de dahil olması söz konusudur. Kulüpler arasındaki görüşmelerde devam ediyoruz. Peki. İrfan, çok teşekkür ederim. Var mı Fenerbahçe'nin gündemine dair ekleyeceğim başka şey?
Yani bugün işte Fenerbahçe'nin antrenmanı vardı. Şunu söyleyelim, Atilla Salahi'nin sırtında ağrılar vardı. Birkaç gündür takımdan ayrı çalışıyordu. O da takımla birlikte çalıştı bugün antrenmanın tamamında. Yine yeni transfer Alioski takımla birlikte çalıştı. Yani ilk antrenmana çıktı ama Alioski'nin de tabii fiziksel olarak hazır olmadığını Jorge Jesus'a basın toplantısında dile getirdi. Onun biraz daha bir süre daha takımla birlikte çalışması gerekiyor. Çünkü 15 gündür eski takımıyla takımla birlikte çalıştığını ifade edelim. Onun da fiziksel olarak hazır olmadığını söyleyelim. Ama şu da var. Az önce tabii nasıl bir 11'e savunma nasıl bir 11'e çıkar diye sormuştum. Stoper hattında mesela Gustavo Henrique onun hazır geldiğini ifade etti. Brezilya'da kendi takımıyla maçlar yaptığını ve fiziksel olarak hazır olduğunu ifade etti. Tabii o bölgede stoper merkezinde aslında kimi görevlendireceğini ben de biraz daha merak ediyorum. İşte Atilla Salahi ve Luan Perez'i birlikte oynatır mı? Benim görüşüm hani ikisini beraber oynatacağını düşünüyorum ama diğer ikisi de sol stoper mevkinde oynayan isimler. Bunu birlikte oynatır mı? Biraz işte soru işareti oluştu. Diğer taraftan ise Gustavo Henrique'de sağ stoper olarak işte Lemos ve Gustavo Henrique kadroda var. Tabii burada Gustavo Henrique'yle ikisini birlikte oynatırmıştı. Ama ben Luan Perez'in oynayacağını düşünüyorum. Luan Perez Gustavo Henrique'yle birlikte oynar mı? Bunlar bir soru işareti. Önüm ya, o da yarınki maçta zaten belli olacaktır diye düşünüyorum. İrfan, ağzına sağlık. Çok teşekkür ederim katıldığın için. Ben teşekkür ederim. Çalışma. İrfan Yılmaz Fenerbahçe ile ilgili son bilgileri verdi. Trabzonspor bölümümüzde usta gazeteci Turgay Beşyıldız bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Alo. Sevgili Turgay Beşyıldız, hoş geldiniz. Merhaba. Hoş bulduk. Merhaba. İyi yayınlar diliyorum sizlere. İyi çalışmalar dilerim. Dün istatistiki verileri içeren çok önemli bir çalışma yayımladınız. Trabzonspor'un Avrupa karnesiyle ilgili olarak. Bu konuda sanırım eksik bilgiler söz konusuydu kamuoyunda. O ihtiyaçtan kaynaklanan bir haberdi bu, değil mi? Yanılıyor muyum? Yani evet, doğru. Şöyle, yani bir iki yerde şeyleri yanlış gördüm, rakamları. Tabii bunu uzatmaya gerek yok. Hemen özetleyeyim şundan. Önce Şampiyon Kulüpler Kupası'nda Trabzonspor mücadele etti. Burada 14 maçı var. Bu kupa kaldırıldı. Ardından Kupa Galipleri Kupası. Burada 12 maçı var. Bu kupa da kaldırıldı. Intertoto Kupası. Burada 8 maçı var. Bu da kaldırıldı. Ardından Trabzonspor Şampiyonlar Ligi ön elemede 8 maç. Şampiyonlar Ligi gruplarda 6 maç. UEFA Kupası'nda 40 maç. Avrupa Ligi'nde 29. Avrupa Ligi gruplarında 18. Ve en son Konferans Ligi'nde 4 maç olmak üzere 139 maç oynadı. Biliyorsunuz bir maçı oynamamıştı çünkü oynanmadan Şampiyonlar Ligi'ne çağrılmıştı. İstanbul'da Atletico Bilbao'la oynayacaktı. Atletico Bilbao ile oynamadan Şampiyonlar Ligi'ni aldı. Bu yüzden bir maç halinde 140 görünmüyor, 139. O yaptığı, aldığı galibiyeti 50 falan yazıyorlar. Yanlış. Trabzonspor'un aldığı galibiyet 51, mağlubiyeti 53. Yani iki mağlubiyet var arada. 35 beraberlik var. 181 golü var, 196 gol yemiş, -15 averajı var Trabzonspor'un. Doğru bilanço budur. O yüzden onu yayınlama gereği duyduk. Onun haricinde de gündem tabii bir yandan Kopanak, bir yandan da İstanbulspor. O konularda da sorularınız varsa iletebilirim. Bu arada Trabzonspor sanıyorum 27 bin kombine satmayı düşünüyor. Yaklaşık 38-39 bini koltuğun olacağı, 1000-1500 tanesi ayırırsak koltuğu, 38-39 bin tane koltuk olacak şeyde, Medical Park Stadyumunda. Bunların 27 bin tanesini yaklaşık kombin olarak satışa sunacak Trabzonspor. Belki 25 bine de indirebilir bunu. Şu anda 17 bini satıldı. Bugünkü rakamıyla beraber 17 bin satıldı. İşte yaklaşık 27 olursa 10 bin, 25 olursa 8 bin kombinenin daha satışı devam edecek. Evet, önümüzde Trabzonspor'un İstanbulspor maçı var. Biliyorsunuz cuma akşamı Atatürk Olimpiyat Stadyumu'na alındı. İstanbulspor'la yıllar sonra karşılaşacak. İstanbul'da karşılaşacak. Mutlak galibiyet tabii ki var Bordo Mavilerin hedefinde. Bu karşılaşma içinde yarın Trabzonspor özel bir uçakla İstanbul'a gidecek. Bir yandan da Kopenhag takımının hesaplarını yapmaya başladı. Bu konularla ilgili de sorunum varsa Özgür. Tabii ki o Kopenhag maçını soralım. Eşleşmeyi nasıl değerlendirdiğinizi merak ediyorum. Bana göre yani hiç kimse bana masal anlatmasın. Bu gördüğüm Trabzonspor Kopenhag takımından bir gömlek daha üstün. Trabzonspor hiç işi zora sokmadan Kopenhag takımını elemek zorunda. Trabzonspor takımı da Kopenhag'ı eler. Neden derseniz hemen anlatayım çok kısa olarak.
14 Eylül 1977 tarihinde Trabzonspor Kopenhag'ı, o zamanki adı şehir stadyumu, Trabzon şehir stadyumu olan stadyumda 1-0 yenmiştir. Necdet'in, sağ açık Necdet'in 75. dakikada attığı golle. Ardından Trabzonspor deplasmana gitmiş ve deplasmanda o zamanki adıyla Kopenhag stadında, şimdiki adı Parken olması lazım, Kopenhag stadında ve ismi Bolt Brutte, 1903'tü o zaman bu takımın. İlk deplasmanda oynanan karşılaşmanın revaş maçında, unutmuyorum ben o maçı, tarihi 28 Eylül 1977, karşılaşmanın normal süresi 1-0 bitmesine ve maçın uzatmaları oynanması beklenirken, çünkü ilk maç 1-0 bitmiş, ikinci maç Kopenhag 1-0 galip ve 90 dakika doldu, maç 1-0 devam ediyor, maçın uzaması lazım. Fakat maçın başından beri hatalı kararlar ve kasıtlı kararlar veren İsveç hakem Rolf Eriksson, ev sahibi takım golü bulana kadar adeta maçı uzattı ve o zaman biliyorsunuz uzatma süreleri yoktu. Normal bir süre bitiminden 5 dakika sonra 95. dakikada o da bariz ofsayttan atılan golle golü vererek yine Franschke atmıştı golü, iki golü de. Trabzonspor orada 2-0 yenilerek elenmesine sebep olmuştu. Hatta Danimarka polisi maçtan sonra kurt köpeklerini böyle hem sahaya yenmeye çalışan bordo mavili taraftarlar hem de Trabzonspor futbolcularına karşı kışkırtmış. Yani hadi soyunma odanıza gidin diye futbolcular itiraz ediyordu çünkü. Maçı niye uzattın? Uzattın bir de ofsayttan golü kabul ediyorsun diye. Gerçekten haksız bir elenme olmuştu Trabzonspor için. Ve maç çıkışında karşılaşmanın orta hakemiydi Rolf Eriksson. Trabzonspor'u bir taraftan bayrağının ucundaki sopayla kafasına vurmuş. Haliyle de Trabzonspor'un bir yıl ceza almasına sebep olmuştu. Ondan sonraki Trabzonspor Avrupa kupalarını hak etmesine rağmen, çünkü Turgay abi çok özür dilerim sözünüzü kestim, araya girdim de at yarışını dinleyelim devam edelim, olur mu? Tamam, olur. Aslan birlikteyiz. Sosyal bahsin tek adresi Tuttur'un sunduğu Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Yap bir kupon, oyna Tuttur, oyna hep oyna. Trabzonspor bölümümüze devam ediyoruz programımıza. Turgay Beşyıldız yeniden bizimle birlikte. Bu arada kendisine yeniden merhaba demeden önce Danimarka basınının bir yorumunu aktarıyorum sizlere. Kopenhag'ın UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turunda Trabzonspor'la eşleşmesini kabus olarak değerlendirmiş Danimarka basını. Hayal edebileceğinizin en kötüsü oldu diyor. Extra Bladet gazetesi hayal edilebileceğinin en kötüsü manşetini kullanmış. Kadrosunda Cornelius ve Larsen'le Türkiye şampiyonu Trabzonspor'la karşılaşacağız diyorlar. Gerçek bir kabus demiş bir başka gazeteci. Korkunç bir rakip diyor bir televizyon, TV2 televizyonu. Sevgili Turgay Beşyıldız, tekrar hoş geldiniz. Kaldığım yerden devam etmeden önce cümlenizi tamamlayayım sizin konuyla alakalı. Yine Danimarka temsilcisi Kopenhag'ın teknik adamı Jes Torp, Danimarka teknik adamının yaptığı açıklamada zor bir kura. Bize göre en zor kurayı çektik. Yani evet, Trabzonspor da belki aynı şeyi söylüyor. Kendilerine göre en zor kurayı çektiklerine dair Kopenhag, ama biz de aynı düşüncedeyiz. Biz de en zor kurayı çektik. Bana göre Şampiyonlar Ligi playoff turundaki en zor iki takımın birbiriyle karşılaşması olacak bu. Diğer takımların hepsi çünkü bu iki takımdan daha zayıftı. Onu da söyleyebilirim. Aynı görüşe Jes Torp da sahip. Sanıyorum Abdullah Avcı da aynı görüşleri aktarabilir. Bu arada işte o ilk maçta Trabzonspor'da böyle bir olay olunca Danimarka'da bir dahaki sene 1978-79'da Bordo Maviler Avrupa Kupa Galipleri Kupası'na katılma hakkını elde etmelerine rağmen Manchester'ı aldıkları için bir yıl şeye gidememişlerdi, Avrupa'ya. Ardından 1991 yılında Kopenhag takımıyla Trabzonspor yine karşılaşmıştı. O zamanki adıyla da yine şey devam ediyordu. Yani Bokkupen 1900 Kopenhag diye. İlk maçta 1-0 yenilmişti deplasmanda. Kendi evindeyse Küçük Hamdi 67. dakikada gole atmış ve yine 1-0 yakalamış. Maç yine uzatmaya gidecek derken karşılaşma o günkü hakeminde Belçikalı, yanlış hatırlamıyorsam Alphonse Constantin'di. Karşılaşmanın 82. dakikasında Cornelius'un tipine benzeyen bir Danimarkalı oyuncu Maniche çok kötü vurdu cezalanı dışından, ama Petrovic'in bir problemi vardı. Uzaktan topları çok iyi göremiyordu. Dıngıl dıngıl böyle gitti sol tarafından deniz tarafındaki kaleye. Üstelik futbolcunun asıl mesleği marangozdu ve hiç beklemediği bir gole kavuşturdu takımını. Ve karşılaşma 1-1 bitince Trabzonspor için bir hayal kırıklığı oldu. Lyon gibi takıma 8 gol at, ardından
gel şeye yenil. Siz söyle, Kopenhag'a yenil ve çeyrek finale kalacaktı ilk defa UEFA Kupası'nda, bu turu geçseydi ve kalamadı haliyle. Şimdi Kopenhag takımıyla üçüncü kez karşılaşıyor ve 41 bin kişilik yenilenmiş stadı var. Stadyumun adı Parken. Tabii ki Danimarka'nın en iyi ekiplerinden biri ama bana göre bu sene geçtiğimiz yıllara baktığın zaman ki gücünde değiller. Daha da ya da o atmosferi yakalayamadılar. Mesela geçtiğimiz yıl Alanya'da oynayan Babacar, Antalya'da oynayan Mukairu şu anda Kopenhag'da forma giyiyorlar. Hatta Kopenhag 3 tane de oyuncu kattı kadrosuna. Denis Vavro, Lukas Leraguer ve Ajax'tan kiralık Muhammed Darami. Ama buna rağmen Parken Stadyumundaki karşılaşmalarında olsun, deplasmanda olsun iyi başlamadılar. Şöyle, ligde 3 maç oynadılar. Biri Horsen'le oynadılar kendi sahalarında. 1-0 yenildiler. Sonra deplasmana gidip Alborg takımını 3-1 yendiler. Sonra yine en son Viborg'un sahasına gittiler ve Danimarka'nın orta halli bir takımı Viborg Kopenhag'ı 4-2 yendi. Kopenhag bu hafta 7 Ağustos'da Trabzonspor'un yardımcı hocalarından biri mutlaka izleyecek karşılaşmayı. Brøndby ile oynayacak 7 Ağustos'da. Sanıyorum onlar da 5 Ağustos'a İstanbul'a İstanbulspor Trabzonspor maçına mutlaka bir yardımcı teknik adamlarını gönderecektir. 8 tane Danimarka kupası var. 14 tane lig şampiyonluğu var Kopenhag'ın ama bana göre sezona iyi başlamadı. Trabzonspor bana göre bir gömlek daha hazır görünüyor rakibin oranına. Cornelius bu takımda 3 sezon forma giymişti. Şimdi Cornelius ve Larsen de Danimarkalı 2 milli oyuncu Trabzonspor'da forma giyecekler. İlk maç 16 Ağustos, ikinci maç 23 Ağustos, saatleri 22'de belli oldu. Saat 22'de 16 Ağustos'da Parken Stadyumunda, 23 Ağustos'da saat 22'de Medical Park Stadyumunda her iki takım da kozlarını paylaşacak. Bana göre turun favorisi Trabzonspor. Yeter ki orada normal bir skorla dönsün. Burada Medical Park Stadyumunda mutlu sona ulaşacaktır diye üzerine basarak söylüyorum. Size bir soru sormak istiyorum transferle ilgili. Bir stoper transferinde Trabzonspor hedefini sadeleştirdi mi? Bir oyuncuya, iki oyuncuya düşürdü mü? İkincisi, Galatasaray'ın uzun süre transfer gündeminde kalan Gerelish isimli oyuncu Trabzonspor'un ilgilendiği bir futbolcu mu bugünlerde? Son ismi alamadım. Gerelish, Avusturyalı oyuncu. Yani bunun gibi bir iki oyuncu daha yazılıyor ama bana göre hiçbir ciddiyeti yok. Sadece bir stoperde biraz ısrarcılar. Stoper konusunda da ellerinde 3-4 tane isim var ama şu anda bana göre tamamıyla bu konuya netlik getirmek için, yani sayarım size 5-6 tane isim ama hepsi görüşme halinde. Hepsinin değişik problemleri var. Ama baktığınız zaman İstanbulspor maçından sonra Kopenhag maçının ilk ayağına kadar, yani 16 Ağustos tarihine kadar Trabzonspor mutlaka kadrosuna bir orta saha, bir de stoper katacak ama özellikle sağ stoperi katmayı düşünüyor. En acili o. Şampiyonlar Ligi'ne katılması halindeyse, hani paranın da gelecek olmasıyla beraber Trabzonspor o zaman bir ya da iki transfer daha ekleyebilir ama Kopenhag maçına kadar mutlaka Bordo Mavi'yle bir sağ stoperi kadrosuna dahil edecek diye söyleyebilirim. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. Sizlere iyi yayınlar diliyorum. İyi çalışmalar. Turgay Beşyıldız bizimle birlikteydi. Trabzonspor ikinci bir kaleci alacak. Yani yedek kaleci. Uğurcan'ın sakatlığı, cezalı olması olasılıklarına karşı uzun sezon içerisinde dinlenmesi gerekiyor belki de. Bütün bunlardan bağımsız olarak. O yüzden Trabzonspor'un gündemine gelen bir kaleciden bahsedebiliriz. Kasımpaşa'da forma giyiyor. Bir yıl daha sözleşmesi var. Ertuğrul Fenerbahçe'nin de gündemindeydi. Ertuğrul Taşkıran. Ama Trabzonspor için daha güncel bir hedef haline geldi. Çünkü Fenerbahçe başka kalecilerle ilgileniyor. Sanırım önümüzdeki iki hafta içerisindeki 40 gün gibi bir süre var. Yuvarlak hesapla söylüyorum transferin bitmesine. Bir aydan biraz fazla bir süre var. Türkiye'de bu süre içerisinde transferi gerçekleşecek. Daha önce Gökhan Akkan, İrfan Can, Eğri Bayat Trabzonspor'un gündemine gelmişti. Aynı şekilde Fenerbahçe'de ikinci kaleci arayışları çerçevesinde bütün bu kalecilerle ilgilenmişti. Futbol, dünyadan futbol. Futbol.
İsviçre takımı Young Boys'un sportif direktörü Steve Von Bergen dün Beşiktaş'ın transfer gündeminde olan Christian Fastnacht'la ilgili bir açıklamada bulundu. Ne diyor Von Berger? Dün Beşiktaş'ın transfer gündeminde olan Christian Fastnacht'la ilgili olarak Fastnacht'ı kimseye hediye etmeyiz. O bizim için çok önemli bir oyuncu, milli oyuncu ve dolayısıyla belli bir değeri var. Şimdiye kadar tatmin edici bir teklif gelmedi ifadesini kullanmış. İsviçre basınından Der Bond'a yer alan habere göre Fastnacht Beşiktaş görüşmelerinin detayları da yer aldı. Fastnacht'ın Beşiktaş'a sıcak baktığı vurgulanıyor bu haberde. Maaşının da Beşiktaş'ta daha yüksek olacağı ifade ediliyor. Yani doğal olarak aldığından, Young Boys'ta aldığından daha fazlasını Beşiktaş'tan kazanacak ama onlar önemli bir sözleşme fesih bedeli talep ederek bu transferin gerçekleşebileceğini söylüyorlar. Futbol, dünyadan futbol. Değerli dinleyiciler, Emirhan İlkan konusu hala Beşiktaş'ın gündeminde ve Beşiktaş'ın Emirhan İlkan için Torino'ya geri dönüş yapmaması durumunda Torino Kulübü'nün Emirhan'ın sözleşmesinde yer alan çıkış maddesini otomatik olarak devreye sokabileceği, bu konuda hukuksal haklarını koruyup yani spor hukukuna göre parayı Beşiktaş'ın hesabına yatırıp futbolcuyu doğrudan alabileceğinden bahsediyor. Böyle bir şey var mı? Yani teorik olarak baktığımızda var tabii ki. Eğer bir sözleşme çıkış maddesi koymuşsanız 4,5 milyon euroyu getiren takım otomatik olarak bu transferi gerçekleştirir derseniz eğer protokolleri yapmak dışında bu transferi engelleme adına herhangi bir manevra şansına sahip değilsiniz demektir. Bir önemli hukukçu Beşiktaş'ta uzun yıllar başarıyla görev yaptı. Beşiktaş'ın hukuk işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyesiydi Sayın Ahmet Akpınar bizimle birlikte. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar. İyisiniz umarım. İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun, çok teşekkür ederim. Beşiktaş altyapısından imkansızlıklara rağmen önemli oyuncular çıkıyor. İşte tesis problemi vesaire ama bunlar A takıma çıkıyorlar. Fakat Beşiktaş altyapısında Emirhan İlkan konusunda da gördük ki çok ciddi bir sorun var. İşte menajerler sorunu, oyuncuların nereye gittiği, oyuncuların kimlere paslandığı vesaire. Sanırım Sayın Başkan bu meseleye bu olay nedeniyle birazcık daha fazla eğilecek. Emirhan İlkan'ın sözleşmesinde 4,5 milyon euro veren takım bu futbolcunun transferini otomatik olarak gerçekleştirir maddesi var mı? Buna istinaden Torino, tabii Emirhan'ın temsil hakkını elinde bulunduran menajerin de gayret keşliğiyle devreye girdi ve bu transferi otomatik olarak gerçekleştirmekte kararlı deniyor. Nasıl değerlendirmek lazım bir hukukçu gözüyle bu durumu? Valla tabii sözleşmeden doğan haklarını kullandığı kimseye kızamayız. Ama şu var ki tabii maalesef asıl balık baştan kokuyor. Altyapıda bizim zamanımızda da bu böyleydi. Bazı hocalar menajerlerle çok yüksek temasına geçiyorlar ve kulübün haberi olmadan çocukları belirli menajerlere paslıyorlar. Daha doğrusu peşkeş çekiyorlar. Bakın buna isteyerek ve bilerek söylüyorum. Peşkeş çekiyorlar, kendileri de biraz nemalanıyorlar. Bu düzeni ne Beşiktaş ne diğer kulüpler değiştiremez. Burada biraz da oyuncunun kafa yapısına bağlıdır. Bakın size şahsi görüşümü söyleyeyim. Katılırsınız katılamazsınız. Yani Rıdvan Yılmaz'ın da Emirhan'ın da İtalya'da ya da İskoçya'da başarılı olacağına inanmıyorum. Daha çok gençler. Bakın 3 tane hocayla çalıştılar. Hangisi oynattı Rıdvan Yılmaz'ı düzenli olarak? Oynatmadı. Emirhan'ı lanse eden kişi kim? Sayın Önder Karabeli. Kaç maçta oynattı? Oynatmadı. Diğer hocalar da bakın eksiklikleri var. Bir anda tabii diğer kulüp, yabancı kulüplerin şöyle bir avantajları var. Paraları değerli olduğu için oyuncuları ucuza kapatıyorlar. Tutarsa tutuyor, tutmazsa Atın Şulukan gibi Türkiye'ye geliyorlar. Türkiye'de bir kulüpte oynamaya çalışıyorlar. Çoğu da oynayamıyor zaten. Hı hı. Benim görüşüm bu. Çünkü ben bu konuda tabii ki yönetimleri herkes suçluyor ama ben açıkçası suçlamıyorum. Biraz da oyuncunun kafa yapısına, ahlak yapısına bunlar çok bağlı. Demek ki şu var, altyapıda bu çocuklara Beşiktaşlı kültürünü verememişler. Hı. Eğer o kültüre sahip olsaydılar böyle şart kurnazlığı yapmazlar. Yani bu da bir yönetme sorunu. Sadece hani yönetim kurulu üyelerinden futbolun başındaki insanlardan bahsetmiyorum. Evet. Futbolu yönetsin, oyuncuları antrenör etsin diye atanan insanlarla da ilgili bir sorun var. Bakın Özgür Beyciğim, hırsa kilit dayanır mı? Eğer siz bunu kafaya koymuşsanız gidersiniz. Bakın resimlere baktığınızda özel hocalarla çalışmış. Kulübe gitseydi deseydi ki ben kendimi geliştirmek istiyorum. Kulüp gelse özel hocalar tahsil edebilirdi. Yani burada biraz ahlaki sorun var. Kusura bakmayın. Yani demek ki o çocuklara 5 yaş kültürünü verememiştim.
Beşiktaş yönetimi Fikret Orman'a dava açtı. Evet. Atilla Türker yazdı, vahim iddialar şeklinde. Evet. Diyor ki elimde bir belge var. Nedir bu belge? Beşiktaş Kulübü'nün Beşiktaş Kulübü eski başkanı Fikret Orman hakkında açtığı tazminat davası dilekçesi. Beşiktaş Kulübü eski başkanı hakkında tazminat başvurusunda bulundu. Gerçek ne? Fikret Orman'ın Beşiktaş'a ağır kusurla zarar vermesi. Fikret Orman'dan talep edilen tazminatın miktarı nedir? 7.384.955 lira. Belirteyim, bu 7.384.955 lira şu an için talep edilen miktar. Bu miktar yarınlarda artabilir. Zaten dava dilekçesinde yargılama neticesinde belirlenecek miktara yönelik haklarımız saklı kalmak üzere ifadesi. Fazla erişin haklarınız saklı çıktı, mahfuz tutmuşak. Dilerim dava olumlu neticelenir. Çünkü eğer doğruysa, yine benim sosyal medyadan görebildiğim kadarıyla Sayın Fikret Orman da diyor ki ben de karşılıklarını vereceğim. Daha önce de biliyorsunuz bir televizyon kanalına çıktı. Dedi ki ben bu konuda kusursuzum, benim imzam yok. Her şeyi icra kurulu verdi. İcra kurulu başkanı Sayın Ahmet Nur Çebi. Sayın Ahmet Nur Çebi olduğu için dedi. O yüzden de benim günahım yok. Şimdi bunları görmek için davanın seyrini beklememiz lazım. Ak koyun kara koyun orada belli olacak. Hmm. Çünkü Fikret Orman çok özür dilerim araya girdim ama Fikret Orman'ın bir başka beyanı da Ahmet Nur Çebi'yi doğrudan hedefe alacak nitelikte mi? Yani işte stat inşaatında ne oldu? Demirler geldi gitti vesaire vesaire. Bu bir takım imalarda bulunarak mı suçluyor? Ben açıkçası Ahmet Nur Çebi'yi satır aralarını öyle okuyorum. Benim gibi çok işte aynı şeyi düşünüyor. Nasıl okumalıyız tam olarak? Herkes kutucan taşları dökecek. Beşiktaş'a kim zarar vermişse, bakın benim babam ne oldu zarar vermişse, ceremesini çeksin. Sayın Ahmet Nur Çebi de elindeki bilgileri koyacaktır. Sayın Fikret Orman da varsa koyacaktır. Avukatlarım hazırlıyor diye açıklaması var. Göreceğiz. Bakın burada kim ne yapmışsa Beşiktaş'a deyine, babam ne oldu olsa en ağır şekilde cezalandırılsın. Ama cezai yönden, ama hukuksal anlamda. Çünkü biliyoruz ki insanların o göreve geldiklerinde maddi durumlarını biliyoruz. Geldikten sonraki ekonomik durumlarını da görüyoruz. Bu da hepimizin aklını karıştırıyor açıkçası. Şu KPMG raporu, Bağımsız Denetleme Kurulu'nun raporu çok konuşuldu. Benim bir yanılıyorsam sizi düzeltin lütfen. 2009 ile 2019 yılları arasındaki döneme ait inceleme yapıldı. 102 düzelterek söylüyorum. 102 milyon 200 bin 434 euro tutarında istisnai durum tespit edildi. Beşiktaş yönetimine bu bildirildi. Ama biz bunun genel kurulda konuşulmasını, genel kurulda tartışılmasını ve kamuoyuyla paylaşılmasını belli ölçülerde çok bekledik. Neden? Şimdi bakın, burada genel kurulda, daha önce sizin yayınlarınızı söyledim. Genel kurulda bu raporun satır başları okundu. Yani hatta tabiri yerindeyse rapor okuyan arkadaşımız sadece kendi lehlerine, hadi halk değişikliği söyleyeyim, kendi işlerine gelen, kendilerini rahatlatacak bölümleri okudu. Ben bunu sizin yanınıza defalarca söyledim. KPMG raporunu resmi siteye koysunlar. PDF olarak koysunlar, bastıralım. 400 küsur sayfadan bahsediyor. Biz de bastıralım, okuyalım, neyin ne olduğunu görelim. Ama siz belirli kısımlarını verirseniz bu olmaz. Hani bu meşhur hikaye vardır gazetecilerde. Papa Amerika'ya giderken danışmanlar demiş ki Amerika'da gazeteciler çok uyanıktır. Size bir soru sorarlar, siz soruya cevap verin. Tamam demiş Papa da, uçakta iner inmez hemen New York'a inmiş. Muhabirler başlamışlar soru sormaya. Bir tanesi demiş ki New York genel evini taksit edecek misiniz? Soruya soruyla cevap vermeye hazırlanan Papa da demiş ki New York'ta genel ev var mı? Ersin gazete manşetleri uçakta iner inmez genel ev var mı diye sordu. Şimdi siz sadece belirli bir kısmını alırsanız başka sonuçlara varırsınız. Bunun en sağlıklı kim olursa olsun, rapor kimdeyse bunu açıklasınlar, hepimiz görelim. Kim suçlu kim değil, hepimiz bir özel yargıya varalım. Ama zaten sanıyorum ki yargılama sürecinde bu raporda ortaya çıkacak, basına da tamamı sızacak. Peki. Size çok teşekkür ederim bize vakit ayırdığınız için. Rica ederim. İyi yayınlar diliyorum. Tekrar görüşürüz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Beşiktaş'ın eski yönetim kurulu üyesi Ahmet Akpınar bizimle birlikteydi. Sosyal bahsin tek adresi Tuttur'un sunduğu Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Yap bir kupon, oyna Tuttur, oyna hep oyna, kuponu Tuttur. Avrupa'dan futbol. İtalya. Napoli'nin renkli bir başkanı var. Aurelio De Laurentiis. Bu isim çok flash açıklamalarla gündeme geliyor. Yine acayip bir açıklama yaptı. Wall Street İtalya'ya yaptığı açıklamada İspanyol baskılı kaleci Kepa'nın transferiyle ilgili bilgi verdi. Sonrasında dedi ki biz ligde en iyisini yapmak istiyoruz ama beni rahatsız eden bir durum var.
Afrikalıları seviyorum. Onlarla ilgili herhangi bir ırkçı eğilime sahip değilim. Hiçbir zaman da ırkçılığa, yabancıları dışlama davranışına tevessül etmedim. Ama ben bundan böyle Napoli takımına, Napoli kulübüne, kulübüme Afrikalı oyuncu almayacağım. Çünkü onlara para ödemek kerizlik anlamına geliyor. Aptal oluyorsunuz. Para ödüyorsunuz ama onlar Afrika Uluslar Kupası'nın sezonun ortasında gidiyor ve siz bu futbolculardan yararlanamıyorsunuz, boşuna para ödüyorsunuz. Bundan böyle Afrikalı futbolcu almayacağım diyor Napoli'nin başkanı. Bu konuyu özel olarak birazdan konuşacağız. Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Urmaz stat ve tesis bulma konusunda yaşadıkları sıkıntıya dikkat çekerek bir karar aşamasında olduğunu ifade etti. Dün buna benzer iddialar çıkmıştı. Hurman'ın bu açıklaması da aslında o iddiaları doğrular nitelikte. Tüm zamanların en büyük efsanelerinden Andrea Pirlo'yu ve nice yıldız oyuncuyu Türk futboluna mütevazi şekilde sunduk diyor. Sadece Andrea Pirlo'nun bile sezon başında takımımızın başına geçmesiyle 103 ülkede binden fazla sayıda haber olduk. Ülkemizi mümkün olan en saygın şekilde tanıtmanın keyfini yaşadık. 1926 yılına dayanan şanlı tarihimiz ve ülkesine bağlı olduğunu her an göstermiş semtimize rağmen hemen hemen tüm kulüplere sağlanan imkanların niçin bize sağlanmadığını anlamaya çalıştık. Sabırla işimizi en iyi şekilde yapmaya devam ettik. Uzun bir süredir bütün makamlara başvurarak tüm kulüplere tahsis edilen ve futbolun en temel ihtiyacı olan tesis, stat ve diğer sosyal alanların Fatih Karagümrük'e de sağlanmasını istedik. Her gün yeri belli olmayan bir antrenman programıyla karşılaşmak kulübümüz adına üzücü ve onur kırıcı durumdan başka bir şey değildir. Geldiğimiz son noktada üzülerek belirtmek isteriz ki kulübümüzü bir çatı altında toplayamadık. Sonra sonuç ne? Tamam, bunları biliyoruz. Karagümrük gidiyor. Fenerbahçe'nin tesislerinde antrenman yapıyor. Oyuncular değişik yerlerden, İstanbul'un değişik yerlerinden karşı tarafa geçiyorlar. Genelde Avrupa yakasında oturuyorlar. Ertesi gün gidiyorlar, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nun yan tarafında bir tesis var, orada yapıyorlar. Ertesi gün başka yerde yapıyorlar ve zaman zaman Başakşehir'in stadına gittiler, tesislerine gittiler, Başakşehir semtindeki tesislere. Son derece zor. Yani bu koşullarda yabancı futbolcuyu tutabilmeniz de zor. Ama başka şeyler de var Karagümrük'le ilgili. Onları da paylaşacağım birazdan. Sonuç ne diyor? Karagümrük'ün başkanı Süleyman Hurma. Bu onur kırıcı ve göçebe gibi sürekli dışlanmışlık hissiyle arzu ettiğimiz başarıları kulübümüze yaşatmak bir yere Fatih Karagümrük'ün devamlılığını da sağlamam imkansız hale gelmiştir. Bu nedenle makul bir süre daha çaba göstererek sonuç almaya çalışacağım. Ancak bir sonuca ulaşamazsam benim yapamadıklarımı yapabilecek bir kuruma veya kişiye başkanlık makamını devretmek zorunda kalacağım diyor. Evet, sonuç bu. Tabii bunlar önemli faktörler ama devretmek meselesi başka bir hukuki sonucu doğuruyor. Birazdan bunu da konuşacağız. Hem Napoli Başkanı Laurentiis'in açıklamaları hem de bu konuyu birazdan konuşacağız. Sosyal bahsin tek adresi Tuttur'un sunduğu Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Yap bir kupon, oyna Tuttur, oyna hep oyna. Teknik Direktör Adnan Dinçer bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kolay gelsin. İyi yayınlar diliyorum. Moralin nasıl? Eksik olmayın hocam. Sizi duymak çok güzel. Sağ ol. Arada bir oluyor işte. Özlüyoruz birbirimizi. Eksik olma. Bizi özleyenler de vardır. İstemeyenler de vardır. Hepsine saygıyla selamlar. Niye istemesinler hocam? Ya olabilir. Yani bazı şeyler... bizim şimdi ülkemizde gelişenin önemli futbol olayında konuşuyorum. Fanatizm çok şey yaptı. Yani karşı tarafın takım olduğunu, yanlışlarını da iki tarafın söylediği zaman, işine gelmediği zaman fanatik arkadaş yani. Hemen size şey yapıyor, cephe alıyor. Bence yanlış. Halbuki maça gittiği zaman oynanırken oyun iki takım olduğunu, iki tane 11 olduğunu, sahada bir top olduğunu, her iki taraftan da iyi veya kötü şeyler olabileceğini düşünerek maçı izlesin zayıf kaldı. O anlamda söyledim ben. Hocam sizinle konuşmak istediğim iki konu var. Bunlardan bir tanesi bir kulüp başkanının açıklaması. İtalya'dan Napoli kulübünün başkanı Aurelio Laurentiis'in açıklaması. Diyor ki ben Afrikalı futbolcuları bundan sonra bu kulübe almayacağım. Sebep? Çünkü Afrikalı futbolculara verilen onun herhangi bir böyle ön yargılı ırkçı bir yaklaşımı yok söylediğine göre. Çünkü onlara verilen para boşa giden para. Alıyorsun, Afrika Uluslar Kupası var. Sezonun yarısında gidiyorlar, ortasında gidiyorlar. Bir sürü maçta oynatamıyorsun ve para ödemeye devam ediyorsun. Ne anladım ben bu transfer? Bir de Afrikalı futbolcu giremeyecek bu kulübe diyor. Ne diyorsunuz hocam?
Ben hak veriyorum çünkü bir futbolcu ben çok şeyim, açıkta kaldım bu konuda düşünce olarak. Çünkü geçmişte takımlarımız vardı, buradan başlarım. Her takımın belli kadroları vardı. Birkaç yıl oynarlardı. O takımın kadrolarında belli kişiler sembolleşmişti. Şimdi öyle bir şey göremiyorsunuz. 3-4 ayda bir transfer yapılıyor ve dikkatinizi çekiyor herhalde. Ben Afrikalı futbolculara karşı değilim ama Afrikalı futbolcuların piyasada çok kolay el değiştirdiğini, çok menajerlerin elinde değil, kendi statülerinden, UEFA'nın ve FIFA'nın hatalı statülerinden kaynaklanan boşluktan ve kulüplerin zaafından yararlanıp yaptığı transferler var. Sezonu bitirmeden gidenler var, transfer yapıp oynamayan var. Oynarken, oynadıkları zaman çok iyi oynayan, bir hafta sonra hiç sahada olmayan oyuncular görüyorsunuz. Yani istikrarlı değiller. Yavaş yavaş şimdi bu Afrikalı değil, bütün dünya futbolcularına yayılmaya başladı. Şu anda tüm dünyada sağlıklı bir transfer politikası yok gibi geliyor bana. UEFA'nın ve FIFA'nın buna el atması lazım. Bu tepkiler kişiseldir. Toplumsal olarak düşünürsek batan kulüpler olur bu borçların altından kalkamadıkları zaman. Ben şimdi hep şöyle söylemişimdir gençliğimde. Ya bu futbol parasını öne koymayın. Öne koyarsanız bu sizin yaşam biçiminize etki yapacak bir servet sağlayabilirsiniz. Geleceğinizi garanti altına alabilirsiniz. Evet. Ama bunu kazanamazsanız da top oynayacaksınız. Çünkü futbolu seviyorsunuz. Futbolsuz yaşayamazsınız. Düşün, ben bahçede top oynuyorum. Bir yıl sonra transfer yapıyorum. Bir kulüpten büyük para alıyorum top oynadığım için. İkisi de futbol oynamakta büyümeli. O zaman işini çok iyi yapacaksın. Afrikalı futbolcular bu konuda güven vermiyor gibi geliyor bana. Hocam, sohbetimiz devam etsin istiyorum ama reklamlar için ara vermek durumundayız. Reklamlardan sonra bir başka tema var. Onu da sormak zorundayım. Tamam, İstanbul kulüplerini Eyüp Spor başta olmak üzere Beşiktaş, Eyüp Spor, tarihi kulüpleri en iyi bilen isimsiniz siz. Şimdi tarihi kulüplerden bir tanesi Fatih Karagümrük'ün satılması gündemde. Fatih Karagümrük'ün haklarını elinde bulunduran, başkanlık yapan Süleyman Urma, artık devam edemeyeceğim. Bir gruba ya da bir şahsa, bir tüzel kişiliğe ya da bir gerçek kişiliğe bu kulübü devretmek istiyorum diyor. Böyle bir açıklaması var. Birazdan bu konuyu konuşalım ben istiyorum. Ben o konuda reklamlardan bir sonra açıklama yapacağım sana. Daha herkesin duymadığı, bilmediği bir açıklama yapacağım. Az sonra birlikteyiz Sayın Adnan Dinçer'le. Sosyal bahsin tek adresi Tuttur'un sunduğu Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Yap bir kupon, oyna Tuttur, oyna hep oyna. Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurman'ın açıklamalarının final bölümünü, son bölümünü bir kez daha aktarıyorum sizlere. Sonra Sayın Adnan Dinçer'e bir kez daha merhaba diyeceğiz. Bu onur kırıcı ve göçebe gibi sürekli dışlanmış kısmıyla arzu ettiğimiz başarıları kulübümüze yaşatmak bir yana, Fatih Karagümrük'ün devamlılığını da sağlamam imkansız hale gelmiştir. Bu nedenle makul bir süre daha çaba göstererek sonuç almaya çalışacağım. Ancak bir sonuca ulaşamazsam benim yapamadıklarımı yapabilecek bir kuruma veya kişiye başkanlık makamımı devretmek zorunda kalacağım diyor. Hocam tekrar merhaba. Hocam merhaba. Merhaba. Beni duyabiliyor musunuz hocam? Adnan Dinçer'le yeniden telefon bağlantısı kuracağız. Çünkü beni duyamıyor. Telefonda bir sorun var, olabilir bunlar. Halledeceğiz ve bu konuyu konuşmaya devam edeceğiz. Değerli Nijer, bir son dakika bilgisi veriyorum sizlere. İtalyan basını şu anda Galatasaray'ın son Serie A şampiyonu Milan'ın defansif orta saha oyuncusu, Fransız yurttaşı olan Aslı Fildişi sahilli Thiago Bakayoko'yu transfer ettiğini yazıyor. Bunun ayrıntılarını İtalya'dan yapacağımız telefon bağlantısıyla sizlere aktaracağız. Bakayoko Galatasaray'ın yeni transferi olabilir mi? Lucas Torreira, Gerlich, daha önde oynayan oyuncular açısından, daha önde yapılmayı plan, daha öndeki pozisyonlar için yapılması planlanan transferler açısından baktığımızda Evander, Denis Suarez derken, defansif orta saha olarak, ki dün akşam baktığımızda menajeri açıkladı, Torreira İstanbul'a geliyor. Menajeri açıkladı, anlaşma tamam, Arsenal'la anlaşıldı vesaire haberleri çıkarken bir anda Galatasaray Milan'dan Bakayoko'yu mu transfer ediyor defansif orta saha olarak? İtalyan basını bunu yazıyor. Birazdan eğer aksilik yaşamazsak İtalya'dan bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Şimdi Sayın Adnan Dinçer bizimle birlikte. Hocam merhaba, tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk, kolay gelsin.
İyi çalışmalar dilerim ben de. Kolay gelsin hocam. Sağ olun. Şimdi bir daha aktarayım mı Süleyman Urmak, Karagümrük Başkanı'nın açıklamasını? Evet. Diyor ki biz göçebe misaliyiz. Tesisimiz yok, antrenman yapamıyoruz. Bir gün Olimpiyat Stadı'ndayız, bir gün Kadıköy'deyiz, bir gün oradayız, bir gün buradayız. Bu devam edip gidiyor. Bu koşullarda biz değersiz hissediyoruz. Kimse bize yardım etmedi. Yardım elini uzatmadı. Tesisleşme problemimizin önüne geçilmedi. Çözüm üretilmedi. Bütün bu nedenlerden dolayı makul bir süre daha çaba gösterdik ama sonuç alamadık. Bir kuruma veya kişiye başkanlık makamını devretmek zorunda kalacağım diyor. Bir kuruma derken tüzel bir kişilikten bahsediyor. Bunu hepimiz anlıyoruz. Satın almak isteyen Süper Lig'de bir kulüp geçen sene iyi işler yapmış. Önemli İtalyan oyuncular var. Tecrübeli bir kadrosu var. Bu sene de yapılabilir eğer doğru yönetilirse. Gelir uluslararası bir sermaye alabilir. Ya da işte Türkiye'de almak isteyen bir sermaye grubu varsa ben sanmıyorum ama uluslararası sermaye alabilir. Tüzel kişilik. Gerçek bir kişilik. Çıkıp da ben kulübe yatırım yapıyorum. Ondan sonra onu veririm, bunu alırım. Zaten sportif başarıya ihtiyacım var. Bu anlamdaki sayıklarım ön planda falan der mi bilmiyorum. Bu düşük bir ihtimal olarak görüyorum. Ben daha açık konuşmak gerekirse tabii bazı kulüpler de yapıyor. Fatih Karagümrük de yapıyor. Kendini çevirebilmek için futbolculardan forma parası bile alıyor. Ama tesisleşme sorunu var. Ama statla ilgili problemleri var. Çok ciddi problemler var. Buna rağmen Süper Lig'de iyi işler yaptılar. O açıdan tebrik etmek lazım. Ama başka sorunlar da var. Ama ben bütün bunlardan bağımsız olarak şunu görüyorum. Bu benim fikrim hocam. Karagümrük eninde sonunda bir tüzel kişiye, ki bu tüzel kişilik yüksek olasılıkta uluslararası bir sermaye grubu olacaktı. Futbola yatırım yapan bir sürü sermaye grubu var. Buraya satılması amaçlanan bir kulüptü zaten. Gelinen aşamada talip olan bir kurum çıktı. Talip olan bir tüzel kişilik bir uluslararası sermaye grubu çıktı ki bu açıklama yapılıyor. Ben kısa sürede de bir anlaşmanın yapılacağını, bu anlaşmanın da bu açıklamanın peşi sıra çok zaman kaybetmeden kamuoyuyla paylaşılacağına inanıyorum. Ne demek istediğimi anlatabildim mi hocam? Ben zaten anladım. Zaten bu kulüp bence bir satış anlaşmasının konusu olmuş ki bu açıklama yapılıyor. Benim fikrim bu. Şimdi Özgürcüğüm, ben oraya birazcık derinlemesine girmek istiyorum. Karagümrük Kulübü tarihi bir kulüp. Faris Ömer gibi, Cahit abiler gibi çok önemli mazide kalmış kişilerin eserleri olarak birinci ligde oynadığı zaman menajerliğini ilk defa abi buradan Faris Ömer abimiz. Orada çok güzel işler yaptı. Kadir Aytaç'ın 57.500 lira Türkiye rekoru kırarak transfer olduğu bir kulüp. Ve orada Tarık gibi, Aydın gibi, Zekai gibi çok büyük oyuncular yetişti. Karagümrük'ün altyapısı da çok iyiydi. Lağım Osman esprisi de andığımız, lakabıyla andığımız abilerimizden çok oyuncular aldık. Gittik oradan beğendik, çocuk bulduk. Yani olsa bir ekol gibi kendi kendine yaratıyor. Yani mahalle futbolunun sahaya yansıyan bir kulübüydü. Ancak zaman içerisinde bir çatışma çıktı. O çatışma Vefa Kulübü'yle oldu. Çünkü Vefa'nın stadıydı orası. Vefa Kulübü'nün binasıydı. Ve orada Vefa Kulübü'nün yaşadığı sıkıntılar bu sefer ikinci plana atıldı. Daha çok kötü günler yaşadı. Karagümrük destek görmeye başladı. Sonra Karagümrük bunu kaybedince Vefa ile Vefa'nın birinci veya profesyonel olma şansını engellemek istedikleri dönemde ben varım. Tek bir maç kaybettik orada biz. Galipken, 1-0 galipken Balıkesir'de oynanan maçı kazandık 3-0. Bir maç oynanırken yine o maçta 1-0 öndeyken 10 kişi kalmış rakibimize kavgalar, olaylar çıkartarak sahada, söylemek istemiyorum, çok yakışıksız olaylar, benim hayatımda tehlikeyi birkaç kere atlattım. Çok söylemişimdir sana bunu. Gözlemci tarafından, bayan gözlemci tarafından, hala orta tarafından kurtarılmışımdır. Yani eğer o sahaya atlamasaydı şerit tribününe, ben belki de o gün çok ağır bir yaralı olarak belki de hayatını kaybeden bir insan olabilirdim. Niye? Çünkü 1-0 galip gelmeniz, 10 kişiye 10. dakikada atılan bir golü öne geçmeniz sizi birinci lige çıkarıyordu. İşte bunu engellediler. Sonra Süleyman Urman'ın çalıştığı menajerdir kendisi. Asıl işi, menajer olmasını doğal buluyorum. Olabilir, herkes her işi yapabilir. Orayı eleştirmiyorum ama menajer olduğu için tabii ki olaya ticari bakacak. Tabii ki iyi bir Karagümrük yarattı. İyi Karagümrük'teki sergilenemeyen, kendini ortaya koyamayan oyunculara şans verdi. Başkan oldu oraya.
Ama ben bir statü eksikliğinin dikkat çektiğini söylemek istiyorum. Bir tanesi mesela ben antrenörüm, teknik direktörüm. Hayatım boyunca yasalara ve statülere yanında olan ve destek veren bir yapım vardır. Karakterim budur benim. Karşıda olsam fikir olarak ama kanun neyse uyarım. Şimdi ben antrenör olarak hiçbir kulübe dernek üyesi olmadım. Niye olmadım? Çünkü bana yasak, antrenörlük yapıyorsun. O kulübün üyesi olduğun zaman orada başka mevkiler alabilirsin. Başka mevkilerle mücadeleye girersin diye. Güzel bir madde var. Ama son zamanlarda bakıyorum bazı teknik adamlar kulüplerin yöneticileri oluyorlar. Yönetime giriyorlar. Yani geliyoruz geçiyoruz. Hani bir takım yasaları. İşte bunun da verdiği rahatlık Karagümrük'te görülmeye başladı. Ben bu bakımdan eleştiriyorum. Bu Süleyman Urman'ın hatası ki Süleyman Urman'a tanınan bu şansın hatası. Eğer kulüp başkanı isen kulübü devredersin, çeker gidersin. Şimdi son zamanlarda nasıl Abramovich aldıysa Chelsea kulübünü bir yere getirdiyse yıkılırken bize de bir gün gelecek bir takım adamlar, yabancılar kulüpleri alacaklar. Kulüpleri taşıyacaklar bir yerlere. Rekabet farklılaşacak. Yakın günlerde bunu göreceğiz. Çünkü artık ekonomimizin bozuk olması nedeniyle buraya para yatacak iş adamları yatırdıkları paranın karşılığını alabilmek için mücadele veriyorlar. Taraftar da başarı istiyor. Karşı taraf da bu başarıyı engellemek için mücadele veriyor. Oyuncu satabilmek için. Ve tabii ki bu işi takip eden profesyonel menajerler de oyuncuları haklı olarak bir yerden bir yere götürüyorlar. Ve tabii ki karşılığını alıyorlar. Ama kulüpler iflas ediyor. Kulüpler çünkü amatör dernekler yasasıyla yönetildiği için profesyonel olan kişilerin yaptığı destekte gitmiyor bu iş. Çünkü oraya yatırım yapan adam çirkiyor ve sorumsuz oluyor. Yani kulüp borcuna ortak olmuyor. İşte bu nedenle Süleyman Urman herhalde büyük ihtimalle kulübün yetişen ve dikkat çeken oyuncularını sattığı gibi kulübü de satarak oradan çekilmek bir başka çalışmaya ticari yönden baktığı için kendisinin de makamı ve mevki düşünceleri nedeniyle durum bu. Ama Türkiye'de bunu düzeltecek olan kurumsal yapıdır. Türkiye Futbol Federasyonu eleştirirken ben bu gözle bakıyorum. Türkiye Futbol Federasyonu amatör dernekler yasasıyla yönetilemez. Artık profesyonellik o kadar ileri gitmiştir ki bugün İngiltere'de oynamayan birçok oyuncu geliyor bir yerlerde 5-6 kişi birleşip kulüpte oynamaya çalışıyor. Ya orada forma giymemiş ya da başarısız olmuş oyuncu. Niye Türkiye'ye taşıyorsunuz? Neden? Kendi oyuncunuzu satıp 4 milyon euroya oraya o sol bek alıyorsunuz 10 milyon euroya. Yani bunun adını koymak lazım. Bütün bu yapılan işler iyi niyetin olmadığını, hatalar olduğunu ortaya koyuyor. İşte buradan baktığımız zaman da ortaya kulübün satışı veya yabancıların, yabancı menajerlerin ötesinde menajerlik değil, başkanların veya yöneticilerin eline geçme ihtimalinin Türk futboluna müdahale etme gibi bir sıkıntısı olacağını düşünüyorum. İleriki günlerde belki de çok önemli oyuncular da gelecek Türkiye'ye, böyle dünya çapında. Kim gelir hocam? Mesela bugün Camp to Beşiktaş başlığı açmış Beşiktaş taraftarı sosyal medyada, Twitter'da. Ronaldo Cristiano ne diyorsunuz Cristiano Ronaldo meselesi için? Ronaldo 40 yaşında, 39 yaşında biliyorsun. Ama Ronaldo hocam. Efendim? Yani Ronaldo, elinizde bir altın var, saf altın. Onu çamura düşürün ya da ne bileyim bir tarafa eğilsin, altın olma özelliğini yitirir mi? Bence Ronaldo öyle bir tip. Futbol açısından. Karakterini söylemiyorum. O başka tip. O başka yani bir şey. Ben bir daha oradan girecektim zaten. Senin istediğin noktadan girecektim. Bu yaştaki bir oyuncu ancak gelebiliyor Türkiye'ye. Günü ve gündemi işgal eden mesela Messi de gelebilir. Çünkü son transferlerini böyle yapmış olabilirler. Artık 35, 38, 39, 40 yaşındaki oyuncunun performansı mutlaka istediklerini yapamamam içinde sahaya yansıyacaktır. Ama biz daha diri, daha bize gelip de değerlenen ve buradan daha büyük transfer yapacak oyuncuları kovalamamız lazım. Ben menajerliğe asla karşı değilim. Menajer olmalı ama işini çok doğru yapmalı. Squatlar var, menajerler var. Squat'a diyorum ki kardeşim Türkiye'deki gençleri takip ediyor musun? Ediyorum diyor. Arda'yı bilmem. Emrah'ını kaçırıyoruz elimizden. Ne bileyim Solbek tutuğunu kaçırıyoruz elimizden. Ya da veriyoruz. Şimdi bütün bunlar Türkiye'de bizim
futbolumuzu harekete geçirecekler, bizim kazandıracak durumlar. Ronaldo'nun bu yaştan sonra İtalya'dan, Juventus'tan koptuktan sonra geçirdiği geçen sene çok parlak değil. Ama onun kanunu var, yaşlandı. Yani bu yaştan sonra belki de Türkiye'de çok gibi kolay gibi görünen futbol maçları bazen ona zor gelecek. Çünkü bizde çok düdük çalan hakemler var. Çok oyunu kesen pozisyonlar var. Rakibi durdurmak için neler döndüğünü ben biliyorum, kendim işin içindeydim. Bir kere bizde defans oynayan oyuncular daima kendilerini güvence altına almak ister. Önündeki oyuncularla durdurmak ister karşı takımın en sağlam oyuncusunu. Bu bir engeldir. Yani korakor bir mücadeleye giriyoruz ama korakor mücadelede birebir mücadeleler öne çıkması lazım. Üstünlüğünüzü orada koyabilirsiniz ortaya. Takım olarak belli taktiklerle sadece rakibin size gelmesi, kaptırdığı topla ona hücum etmek çok önemli bir taktik değildir. Tabii ki futbol oyununda topu kaptırmak vardır. Şimdi biz korakor bir mücadele yapmıyoruz futbolda. Yani her şeyi ortaya konulan en kuvvetli mücadelesi yok. Korakor buna derim ben. Dolayısıyla Türkiye'de bazı şeylerin gözden geçirilmesi halinde yabancı menajer de gelebilir, yabancı hoca da gelebilir, yabancı kulüp başkanı da gelebilir. Onun karşısına çıkacak olan da yani herhalde onu aşmak için, başarılı olmak için elinden geleni yapar. Kitlesel bir olaydır. Üç büyükler düzeni yıkıldı. Geçen sene belli oldu bu. Yani üç büyükler beklenen ilgiyi görmedi. Yani üç büyüklerden başkaları da Anadolu kulüpleri de artık o noktaya geldi. Ve gördüğümüz sonuçlar çıktı. Sivas başarılı oldu. Sivas'tan sonra Trabzonspor'un iyi oynadığı futbolu gördük. Ama Türkiye Kupası'nda, Ziraat Kupası'nın yani büyük kupada Sivas'la şey arasında, Trabzonspor arasında bu kadar fark olmamalıydı bana göre. Anladım. Spor olarak oldu. Bu bir oyun, 10 kişi değil, 10 kişi kalmadılar. 11-11 oynandı oyun. Yani bu nedir? Benim şahsi görüşüm. Teknik direktörün dışında yapılan bir transfer politikası vardır orada mutlaka. Hocam bu yani, sözünüzü kestim ama Sivas Spor'da bir oyuncu var, Kerem Atakan Keskin diye. Dün Rıza Çalınbay'la görüştük, Sivas Spor teknik direktörü dedi ki Beşiktaş'a transferi söz konusu. Bu konuda görüşmeler var dedi. Ne diyorsunuz? Emirhan İlkan'ın Torino'ya gitme ihtimali, iki Torino bastırıyormuş konuda, zaten çıkış opsiyonu var ve 4,5 milyon euroyu veren takım alıyor. O konudaki polemik ve o giderse onun yerine Kerem Atakan Keskin'i düşünüyor. Valla Beşiktaş şu anda Beşiktaş geçiş dönemi yaşıyor. Yalnız Beşiktaş şöyle bir hata yapıyor. Ayıp yapıyor yani. Ben şahsen yani? Çok kırgınım. Niye kırgınım biliyor musun? Bizi yok kabul edip sanki yeni bir şey yapıyormuş havalarındalar. Hayır kardeşim. Beşiktaş'tan giden oyuncu kendi isteyerek gitmiyor. Kendisi o noktaya getiriliyor. Gitme noktasına getiriliyor. Yani Beşiktaş'a gelirken 10 yaşında bir çocuk, ben ileride Beşiktaş formasını giyeceğim diye defalarca merasimler yapılır, açılışlar yapılır, Hakkı Yeten'in mezarına gidilir, anma yapılır, Süleyman Seba'nın mezarına gidilir. Manevi değerleriyle birlikte gelişen bir kulüp. Bu kulüp oyuncusu tam profesyonel takıma geçmişken birdenbire oyuncu bunun dışarıdan teklif alındığı için satılmasını ve para kazanmasının söz konusu olduğu bir döneme girer. Ve Beşiktaş'tan ayrılmak istememesine rağmen içeride büyük ihtimalle yönetimi de aldata. Yönetimin içinde de bu oyuncunun gitmesiyle kulübün kasasına girecek para düşünülür. Peki. Ve oyuncu kulüpten gönderilir. Anladım. Şimdi ben sana bir soru sorayım. Hocam at yarışına gitmek durumundayız da eğer uzunsa yarıştan sonra Yusuf geldi Fenerbahçe'ye. Yusuf geldi. Arda oynamıyor. Arda Türkiye'nin en iyi genci. Niye oynamıyor mesela? Bu sorunun cevabını konuşalım hocam. Bir başka programın konusu, bunu da ayrıca konuşalım, olur mu? Bugün itibariyle eksik olmayın, çok teşekkür ederim, zamanınızı aldık. Ama yani gibi, ben bu konuların kavgasını veriyorum. Ben bu konuda liderim. Her ne kadar konuşturmasalar da beni, ben senin sayende bir yere mikrofonla bilgi veriyorum. Eksik olmayın. Hocam Arda Güler'le ilgili konuşmak isterseniz at yarışını dinleyelim, ardından tekrar bağlantı kuralım, olur mu? Tamam, oldu. Az sonra birlikteyiz. Sosyal bahsin tek adresi Tuttur'un sunduğu Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Yap bir kupon, oyna Tuttur, oyna hep oyna, kuponu Tuttur.
kez aktarıyorum değerli dinleyiciler size. Galatasaray'ın Lucas Torreira ile ilgili transfer çalışması vardı ama iddia edildiğinin aksine şu ana kadar transfer bitmiş değil. Arsenal'la belli noktalarda uzlaşma sağlandığından bahsediyor ama ben futbolcuyla anlaşmanın henüz tamamlanmadığı kanaatindeyim. Olursa harika bir transfer olur Galatasaray'da. Galatasaray'a bence. İngiltere'ye bakmayın. İngiltere'ye her oyuncu uyum sağlayamıyor. Atletico Madrid'den en iyi döneminde gitti Falcao. İngiltere'de çok bocaladı. Chelsea, United vesaire. Galatasaray, yani Lucas Torreira için de aynı şey geçerli ama en verimli olduğu dönem İtalyan dönemi. İtalya dönemi. İtalya'da pek çok takımda Pescara başta olmak üzere son olarak Fiorentina'da başarıyla formu giydi. Dikine gitme özelliği var. Temas oyununda var. Ve efektif paslar kullanıyor. Galatasaray'ın defansif orta saha ihtiyacını bütünüyle karşılayabilecek nitelikte bir oyuncu olduğu kanaatindeyim ama oyuncunun menajeri var. İsmi Pablo. Pablo Becancourt. Son derece zorlu bir isim. Yani bu menajer çok yüksek paralarla komisyon istiyor. Daha önce Atletico Madrid'de yaptığı pazarlıklarda da Pablo Betancourt'un çok zorlayıcı bir tavır sergilediğini öğrenmiştim. Buradan kaynaklanan bir problem olduğu kanaatindeyim. Peki ne oluyor şimdi? İtalyan basınında bir haber çıktı. Az önce ana başlığını aktardım sizlere. Ama kaçıranlar olabilir. Bize yeni katılanlar olabilir. Onlar için bir kez daha hatırlatıyorum. Galatasaray'ın bir defansif orta saha oyuncusunu daha gündemine aldığı, bu da Fransız yurttaşı olan Fildişi sahilli Bakayoko'nun olduğunu söylüyor İtalyan basını. Milan, Tonali Benacer, Adli ve Pobega'yı transfer etti ve Bakayoko'yu göndermek istiyor. Galatasaray'ın yanı sıra İtalya'dan Sampdoria'da Milan'la bu futbolcunun transferi üzerine görüşüyor. Bunun ayrıntılarını birazdan sizlerle paylaşacağız. Şimdi haber özel bölümümüze geçiyoruz. Galatasaray'ın bu hafta deplasmanda Antalyaspor'la oynayacağını, Süper Lig Antalya deplasmanında başlayacağını biliyoruz. Antalyaspor'u çok yakından takip eden bir isim sevgili Doğan Ercan haber özel bölümünde bizimle birlikte olacak. Haber özel. Haber özel. Doğan abi yayınımıza hoş geldiniz, merhaba. Merhaba Özgürcüğüm, iyi yayınlar. Çok teşekkür ederim. Nasılsınız? Nasıl Almanya, nasıldı Doğan abi? Vallahi çok güzeldi ya, serin. Harika. niye geldiniz o zaman? Yağmurlu. Doğan abi. İşler. Arkadaşlara deseydiniz beni burada unutun. Kayboldu, nereye gittiğini bilmiyoruz, bulamadık. Vallahi deseydiniz ve o tarafa gideceğim. Bırakıp gelselerdi. O tarafa gideceğim. Öyle mi? Ciddi söylüyorum, çok güzel ya. İnsan mutsuz şey yapamıyor. Almanya neresine gittiniz? Düsseldorf'a gittim işte. Hmm. Dortmund'da hazırlık maçı vardı, oraya gittim. Hollanda'ya yakın değil mi? Hollanda sınırına. Ya bir buçuk saat, bir saat evet. Falan. Hollanda'ya gittik, Belçika'ya gittik. İyi yaptınız. Maç seyrettik hafta sonu, öyle geçtik, geldi yani, güzel oldu yani. Antalya Spor'un Dortmund'da yaptığı maçı da izlediniz mi? İzledim orada izledim. Tesislerde oynadı ben. Hmm. Bir bir bitti. Güzel maçtı, gerçekten güzel maçtı. Dortmund zaten şey gibi, makine gibi. Ama Dortmund ikinci takımıyla çıkmış. Bir gün önce de bir başka takımla maçları. Lyon'la mı birisiyle yapmışlar? Yo, 8 tane oyuncu. Öyle mi? Banko oynayan sadece, oyuncularla mı oynadılar? Emrecan oynadı. Hepsi oynadı yani. Hmm. O Emrecan için ne diyorlar Doğan abi? Bir ara Terzic teknik direktörü istemiyor şu an. Emrecan'ı yollamak istiyorlar işte. Çünkü ben de gördüm yani, ağırlaşmış biraz Özgür. Hmm. Bir de başka sorunları varmış galiba. Oyuncularla problem yaşıyormuş. Terzic demiş ki çok dik kafalı. Yani çok itici bir adam, ben istemiyorum falan demiş. Var mı bir duyduğunuz bir şey? Türkiye'ye gelme ihtimali var mı? Biz zaten soyunma odasının oradaydık zaten. Hmm. Senin yakın arkadaşın Mithat Bey de oradaydı. Mithat Halis. Evet şimdi ama Nuri Hoca'yı gerçekten çok seviyorlar. Dortmund taraftarı olsun, futbolcular olsun, hocalar olsun filan. Yani herkes böyle çok büyük ilgi gösterdi Nuri Şahin. Hmm. Antalya ama yani Emrecan böyle nedir, çok Emrecan? Soğuk gibi. Yani bir hoş geldin bile ben görmedim yani. Anladım. Şey yapmadım yani, soğuk bir insan yani. Oradan ayrılıyor yani, galiba değil mi? Onu satmayı düşünüyorlar. Valla ayrılmıyor da yolluyorlar onu. Yolluyorlar evet yolluyorlar. Onu Juventus'tan almışlar büyük paraları falan, memnun değiller. İşte kulüp bulmasını söylemiş. Türkiye'ye gelme ihtimali var mı sizce Doğan abi? Valla Türkiye onun maaşını nasıl öder Özgür bilmiyorum yani. Kaç para ödüyor? Fenerbahçe ödeyebilir ya. Valla birisi 4 milyon euro diyor, biri 5 milyon euro diyor. Tam
ama brüt mü net mi onu olabilir, tam bilmiyorum. Çünkü Liverpool'da üst düzey oynadı, sonra Juventus'a geldi, 90 küsür mas üst düzey oynadı ve çoğunda da banka oynadı. Juventus'tan çok kuvvetli geldi yani. Çok kuvvetli geldi. Fenerbahçe'ye geldi. Ki biliyorsunuz çok küçük yaşlarda Bayern Münih A takımına kadar yükseldi. Bayern Münih altyapısından yetişme. Biliyorum biliyorum yani, eskisini de biliyorum. Orada Deniz Yılmaz vardı, Mehmet Ekici vardı. Üçüncü takımda oynuyorlardı. Ben Fenerbahçe'den teklif götürmüşüm kaç sene önce ya. Daha hiç Türkiye'ye gelmedim. Üçüncü takımda oynuyorlardı yani. Üçüncü lig takımında Bayern Münih. Biliyorum yani, takip ediyorum yıllardır, biliyorsun gurbetçi şeyinde. Biliyorum biliyorum. Ama bu aralar çok uğraşmak istemiyorum çünkü eskiden menajer yoktu, o yoktu, bu yoktu. Şimdi amcası menajer, eniştesi menajer, manav menajer, market menajer. Gerçekten şey tamam, eskiden alıp getiriyor. Herkes menajer, nasıl anlamadım ki yani. Çok zor yani uğraşmak yani. Bir de oyuncuları bir şey olmadan olduğu gibi gösteriyorlar. Çocuk da ben diyor ne oldum falan diyor. Ondan sonra kayıp olup gidiyorlar yani. Evet. Aynısı o Fenerbahçe'deki çocuğa da yapıyorlar kötülük yani, haberin olsun. Arda'ya mı? Arda'ya da aynı. Arda Güler'e mi? Aynısını yapıyorlar. Onu da ayrıca da konuşalım da Antalya Spor'u tamamlayalım. Hı. Doğan abi. Antalya Spor abi, bildiğim kadarıyla ilk hazırlık maçında Metalist Karkiv'e 1-0 yenildi. Sonra Başakşehir'le 0-0 berabere kaldı. Bodrum Spor'u 2-0 yendi. Bochum'a 6-2 mağlup oldu. Paderborn kulübüyle oynadı. 1-0 mağlup oldu. Sonra Dortmund'da 1-1 berabere kaldı. Yani bakıyorum 2, Bochum'la 4. Bochum'la da oynadı galiba. 6-2 bitmişti. 6-2 Bochum'la yenildi. Onu da saydım. 2, evet. 4, evet. 6 tane hazırlık maçları var. Nasıl Galatasaray'a karşı hazırlar mı? Nasıl gördünüz Antalya Spor'u? Valla Dortmund maçında gayet iyi oynadı takım yani, hocanın dedikleri yani şey, ama tabii karşı takım da çok kaliteli olduğu için hoca da tam direkt kafasındaki kadroyu oynattı. İyi takım yani şey olarak filan. Tabii Galatasaray'ın ben hiç maçını filan seyretmedim ama Antalya'nın Dortmund karşısında yani çok iyi top oynadığını söyleyebiliyorum yani, galibiyeti de kaçırdı. Yani Dortmund'un yedek takımı üçüncü takım olmaz. Dortmund'da o formayı giyiyorsa hepsi oraya layık oyunculardır yani, özgür. Biliyorsun Türkiye'de bu yedek uyuyor, orada öyle bir şey yok. Koyuyor adam 18 yaşındaki çocuğu, satıyor sonra bir sene sonra ya da 6 ay sonra 30 milyona 50 milyona yani. Bunların ikinci takım üçüncü takım olmaz yani, o formayı giyen hepsi kaliteli oyuncu. Yani zaten orada bir sistem var, makine gibi şey yapıyorlar. Antalya Spor'da çok iyi oynadı. Zaten şey, defans oyuncusu sakat da oynamadı. Ömer Toprak oynamadı zaten. Ve bile hepsi oynadı yani şey olarak filan, ama güzel maçtı yani. Galatasaray için ben zor geçeceğini düşünüyorum. İyi, iyi hazırlandılar yani. Antalya gibi böyle hazır geliyor yani lige. Hazır geliyor tabii, hocanın da bir şeyi var, sistemi var, şeyi var filan yani. Ben çok beğeniyorum Nuri Şahin'i yani. Yani ileride çok büyük hoca olacağını düşünüyorum yani, kendi fikrim, yardımcıları olsun şey olsun falan, çok iyi yani, çok iyi hazırlıyor oyuncuların hepsi, seviyor hocayı, saygı duyuyor yani, güzel maç olacağını düşünüyorum yani, bence bu haftanın en güzel maçı oldu diye düşünüyorum. Peki Doğan abi, Alasan Endao sizin oyuncunuz, Antalya Spor'la yeniden kiralık olarak anlaştı. Alasan Endao nasıl intiba sağladı mı? Geçen sezondan tabii intiba sağlamıştı, ayrı mesele de. Hani yeni sezona başladı, sezon başını Antalya Spor'la yaptı. O açıdan daha iyi hissediyor mu kendisini? Şimdi Özgür, zaten biliyorsun FIFA'lıktı. Zaten Almanya kampında Antalya gitti. O 3 gün orada oynadılar zaten. 2 hazırlık maçı gitti. Zaten 3 gün kala gitti oraya. Biliyorsun bir ay ben ona antrenman yaptırdım Antalya'da. Hazır duruma yani elimden geldiği kadar onu fit tutmaya çalıştım. Zaten gitti. Dortmund maçında da çok iyi oynadı. 85 dakika falan golünü de attı. Yani hocayı seviyor. Arkadaşları çok mutlu oldu bunun tekrar gelmesine. Biliyorsun başka takımlar da istiyordu. Ama Antalya'yı Nuri Hoca'dan dolayı tercih ettik yani şey olarak filan. Ha, Nuri onun Şahin özellikle istedi değil mi Alasan'ın transferi? Tabii tabii, Nuri Hoca olmasaydı zordu yani, anladın mı? Anladım anladım. Hoca, o, hoca çok şey yaptı, ısrar etti biliyorsun. Alanya Spor'un hocası da çok ısrar etti. Ama çocuk Antalya'yı tercih etti yani. Orada mutlu. Bildiği, alışık olduğu oyuncular var. Teknik direktör özellikle istiyor. Oyun tabii, planında tabii, yer ediniyor. Hocanın orada olması çok büyük. Alanya Spor dışında kim olacak istedi Alasan Endao'yu bu yaz döneminde?
Valla çok kulüpten aradılar beni. Almanya'dan da şeyden de falan aradılar ama tabii Suudi Arabistan'ın profesyonel futbolcusu, yani o kulübün oyuncusu olduğu için bir şey yapamadık yani. O süreci beklemek zorunda kaldık yani, o FIFA olayı vardı. Onu çözdük biliyorsun. Alasan o takımdan ayrıldığında takım 7. sıradaydı Ocak ayında geldiğinde. Sonra Hoceno'nun bir sıkıntısı oldu. Yani çünkü Suudi Arabistan'da gerçekten futbol falan yok. Yani saat 1'de yemek var, 2'de geliyor oyuncular. Yani antrenman taktik anladık diyor, hiçbirisi anlayamıyor. Yani değişik yani. Hatta yani Gomis'te. Yok, Gomis'te ilk geldiğinde yani çok kötüydü yani, yürüyecek hali yoktu biliyorsun yani. Daha yeni kendine geliyor. Yani tempo düşük, şey düşük. Yani lig kalitesi gerçekten şey yani, alt seviyede yani. Yani şimdi sen dünyanın en iyi oyuncusunu alsan, Talisca tamam oynuyor, Abubakar oynuyor ama hep onlar bir şey yapıyor yani, hep bireysel yani. Şimdi alasan öyle futbolcu değil ki, alasan taktik oyuncusu. Yani sen orada alacaksın 5 kişi çalınacaksın, gol atacaksın. Onu bekliyor yani oradaki taraftar olsun, hocalar olsun, başkanlar, şeyhler, mehler yani. Yani doğru. İşte, öbür çocuk da oradaydı işte. O full oynadı. Bu önemli bir şey. Yani şimdi oraya gidersin Suudi Arabistan Ligi'nde en çok yatırım yapan takımda bile bir taktik plan çerçevesinde oynayamazsınız. Yani oynayamıyorsun. Böyle, şov Özgür, yapmaya yönelik. O takım bir, oranın en iyi taraftarı olan takımı Hilal'in. Yani şey olarak. Alayın değil mi? Evet. En çok taraftarı olan şey statları, tesisleri çok güzel olan. Onlar abi düşürdüler Doğan yani. Abi. İkinci lige düştüler. Yani düşün yani, oranın Fenerbahçe'si, Beşiktaş'ı, Galatasaray'ı küme düşmüş gibi düşün yani. Yanlış transferler, yanlış şeyler. Şimdi orada oynayan Alassane gibi bir yabancı futbolcu daha vardı. Alioski. Ben evet. Alioski'nin Beşiktaş'a geleceğini duydum. Hatta anlaşma yapmışlar. İstanbul'a geliyordu. Ne oldu da Fenerbahçe'ye transfer oldu Alioski? Valla Beşiktaş'ta zaten ben o sportif direktör Ceyhun Kazancı. Kulüp burada zaten. Yok Ceyhun değil. Ha, Alayne sportif direktörü Ahmet. O bana söyledi yani Özgür. Yani Beşiktaş ilgileniyor. Hatta daha önce Trabzon'u ilgilenmiş. İlgilenmiş. Ondan sonra Beşiktaş'a geldi herhalde. Çünkü orada büyük maaş alıyordu. 4 milyon euro maaş alıyordu. Anladım. Herhalde o parayı şey yapamadılar. Çünkü Suudi Arabistan kulübü 1. lige düştüğü için eskiden yarı parasını ödüyordu. Yarı parasını öbür kulüp ödüyordu. Şimdi öyle bir şey yok. Yani oyuncu fedakarlık yapması lazımdı. Herhalde onun menajeri falan da şey yapmadı galiba, kabul etmedi. Yani oyuncuyla falan alakalı değil. Burada menajerin şeyi, anladın mı? Ben de menajerlik yapıyorum ama ben para kazanacağım diye ben oyuncunun niye önünü keseyim? Doğru. Haklısınız abi. Yani hadi biz Türk mantalitesi var falan. İtalyanı, Almanı sana bakmıyor ki. O ne kadar kazanacağına bakıyor, anladın mı? Oyuncu diyor buraya gidemezsin diye. Oyuncu da zaten bekledi. Zaten Fenerbahçe gitmeseydi o menajerini yollayacaktı yani. Çünkü 1. ligde oynamak istemiyordu o yani. Şimdi nasıl Fenerbahçe'yle nasıl anlaştı bilmiyorum da yani orada 4 milyon euro maaş alıyordu bu oyuncu. Hepsini Fenerbahçe verecek. Çünkü Suudi Arabistan kulübü ödemiyor yani, anladın mı? Burası gibi 1. lige düştüğün zaman yayın gelirleri düşüyor. Bütün maaşını Fenerbahçe ödeyecek yani. Kiralık parası da 4 milyon euro kazanıyormuş Alayin'den Alioski. Doğru mu Doğan abi? Doğru. O zaman işte Fenerbahçe 4 kiralama bedeli falan vermiyor. 4 milyon euroyu maaşını veriyor ve aldı oyuncuyu. Yani öyleydi yani. Onun öyle başka türlü yok. Çünkü Beşiktaş'a indirim yapmamışlar galiba. Beşiktaş görüşmüş de 4 milyon euro yüksek demiş. Yani indirim yapmamışlar. Senin mesela söylediğin olay yani doğru burada. Beşiktaş'a geldi. Tabii Beşiktaş'ta 4 milyon euro bir sol beke verecek hali yok yani. Anladın doğru mı? Şey olarak falan yani. Hadi santrafora falan verirsin, forvete verirsin de sol beke de 4. Şimdi zaten aynı. Orada zaten 5 tane gol attı. 6-7 tane asist yaptı. 5 tanesini 4 tanesi penaltıdan attı. Evet. Ama kaç tane penaltı yaptırdı? Kaç tane o pozisyondan gol yedirdi? Şimdi ben gece geldim Almanya'dan, biraz bakıyorum. Hepsi şey olmuş yani, futbol profesörü olmuş. Oyuncuyu bir anlatıyor Özgür şey gibi. Dünyanın en iyi sol bek. Bir kere orijinal sol bek değil Alioski. Değil abi, o sol bek değil. Sol bek değil. Daha önde oynayan. Bak bitti maçlarını seyret abi. Doğru. Takım küme düştü abi. Kaç tane gol yedirdi? Bir bakın abi. Evet. Gir oradan bak abi maçlarına. Hı. Geriye hiç yardım etmiyor ki. Hep defans
sıfır yani. Ben sana söyleyeyim yani. Anlatıyorlar yok defans iyi, şunu iyi de niye o zaman kulüp küme düştü? Doğru. Bakalım yani Fenerbahçe son maçta bir puan alsaydı yok son maçta yenilmeselerdi ligde kalmışlar. O kendi evinde bir puanla mı düştüler? Bir puan farkla mı düştüler? Bir puanla düştüler. Anladım. Ali Özgür de banko topu oynuyordu Alain takımında. Oynuyordu. Yani başka yapacak bir şey yok. 4 milyon euro maaş alıyordu. Oynatıyorlardı yani. Biraz da şeyi de seviyor. Politikayı da şey yapıyor. Güzel almıştı oranın şeyini falan. Şehirlenmesi. Peki. Yani anladım. Şimdi ikisi aynı karakterde değil. Yani Alasan'la onun karakter farklı yani. Anladım. O daha politik davranır ama Alasan profesyonelliği tercih eden, futboluyla gündeme gelmeye çalışıyor. Gitmanına gider, şey yapar, selamını ver, namaz eder, işine bakar yani. Biraz tribünleri seviyor yani. Aynı pozisyonda Novak var. Novak kaç tane gol atmıştı Trabzon'da? Çok gol attı Trabzon'da. He? Novak çok gol attı Trabzon'da. Yani en çok gol atan sol bekti Trabzonspor'da oynarken. Evet. Yine en çok gol atan. Ne oldu? Fenerbahçe bir senede ne oldu? Evet, oynayamadı. Ne değişti? Evet. Yani onun için yani bir alıyorlar bir anlatıyorlar şöyle böyle. Tabii ki kaliteli oyuncu. İyi oyuncu bir yerlere gelmiş etmiş ama biraz da defansa bakacaksın. Defansa yardım etmedikten sonra işte gel dedin ama kimse şans vermiyordu. Seninle konuşuyorduk. Ne yaptı? Evet. Duruşunu bozmadı. Geldi burada yendi gitti. 25 milyon euro para gitti yani Fenerbahçe'nin. Yazık günah değil mi? Evet. Sevgili Doğan Ercan bizimle birlikte. Ali Oski. 7 kişi puan takımından çıkma yani Dinamo Kiev'den. Yani öyle futbolda artık şey kuvvetli isim. Özel uçaklarına geliyorlar. Otobüste geri yolluyorlar. Bıraksınlar bu özel uçakları bilmem neleri. Anlatıyor. Özgür bir anlatıyorlar televizyonda bir oyuncu. Ben korkuyorum biliyor musun? Çünkü Galatasaray'a bir anlatıyorlar. Allah çarpsın diyorum korkuyorum ya maça gitmek istiyorum diyorum ki Antalya'sı 10-0 yenecekler diyorum. Öyle bir anlatıyorlar ki karşıdaki takıma saygı göstermiyorlar anladın mı? Anladım. Ya, iki kelime de o takıma söyle yani Konya Spor'a söyle Hatay Spor'a söyle ona söyle ya. Doğru. Yani hep mi Galatasaray Beşiktaş ben abi bak. Şey, tamam bunlar o zaman şampiyon oldu o zaman geçmiş olsun transfere de gerek yok yani. Doğru yani, anladım ne demek istediğini. Karşı takıma hiç saygı yok. Haklısınız. Doğru abi bu arada maçlar başladığı zaman farklı şeyler olduğu zaman yok bu kötü anında dönüyorlar. Anında diyor dediğinizin %100 katılıyorum. Anında bugün söylediğinin 180 derece tersini 2 gün sonra söylüyor. Sonuçlara endeksli. Sonuçlardan da bağımsız. Aynısını. Sana da bakıyorum böyle bazı seyrediyorum. Adamı hayatımda maçta görmemişim. Sana İspanya'dan futbolcu konuşuyor. Yani adam yani Bakırköy'den, Ataköy'den dışarı çıkmamış. Seninle İspanya'daki oyuncu konuşuyor. Onu konuşuyor. Ben 5 tane pasaport gitti benim. Yani. Ama maalesef öyle işte. Yapacak bir şey yok Özgürcüğüm. Peki. Önümüzdeki maçlara bakalım. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Fenerbahçe İrfancan Eğribayat'ı kiralıyor. Göztepe ile anlaşmış kaleci İrfancan Eğribayat Fenerbahçe'ye geliyor ikinci kaleci olarak. Bu son dakika bilgisini hem sizin hem dinleyicilerimize paylaşalım. Şimdi Doğan abi kamuoyu belki çok bilmiyor ama siz Fatih Karagümrük takımına çok önemli katkılar sağladınız. Yani, tabii orada futbolcularınız da vardı ama onun dışında sanki sportif direktör gibi çalıştınız. Emeğiniz var. Birinci lige çıkma serüvenlerinde hep vardınız. Şimdi Karagümrük'ün başkanı Süleyman Urma bir açıklama yaptı. Bilmiyorum duydunuz mu? Diyor ki artık biz bu kayıtsızlığa yani bize hiç ilgi göstermiyorlar. Tesis problemimiz var yıllardır kimse çözmüyor. Orada burada antrenman yapıyoruz. Başka takımlara yardım ediliyor. Bize hiç yardım edilmedi. Ben artık buna dayanamıyorum. Ben bir kişiye ya da bir kulübe bir sermaye grubuna bu kulübü vermeye karar verdim diyor. Ben de diyorum ki zaten amaç buydu ve bir anlaşma yapıldı bir kurumla. Bu anlaşma yapıldığı için böyle bir açıklama yapıldı. Karagümrük bu tesis problemini bugün yaşamıyor ki. Siz biliyorsunuz Alasan orada oynarken Alasan'ın da ben bir buçuk sene Ataköy'den Olimpiyat stadının arkasındaki antrenman sahasına götürdüm getirdim. Bir buçuk sene. Ne ben Süleyman Başkan'dan 1 lira para aldım, ne bir kuruş para aldım, ne şey yaptım. Kendi imkanlarımı götürdüm. Bedava getirdim oyuncu. İfalık oldu, bir 60 bin euro yetiştirme parası ödedi. 3 milyon euro para kazandırdım. Süper Lig'de 11 tane, 12 tane gol attı, 10 asist yaptı. Hepsi 3 puan, 25-30 bin de oradan kazandı. Yine bir kuruş para kazanmadım.
bir kuruş kazanmadan zaten konuşuyordum. Ben önceden de söylüyordum. Tesis yok, o yok, bu yok. Şimdi şirket olduğu zaman devlet vermiyor Özgür. Anladın mı? Burası senin şirketin. Sen bana razı verdin. 3 gün sonra yine böyle ben devredersem 10 liralık yeri 30 liraya devretmiş oluyorsun. Doğru mu? Doğru söylüyorsunuz. Devlet de diyor yani, çünkü burası kişinin malı yani bu takım. Tamam, ismi çok büyük şeyi ama şahsı. Bu arada bir dakika, orada bir ayrım var, sizin anlattığınız önemli. Bir, bu bir tüzel kişilik değil, bir gerçek kişiye ait bir özel mülkiyet. Karagümrük Kulübü Süleyman Hürman'ın özel mülkiyeti, öyle mi? Evet, evet. Ama Beşiktaş gibi, Fenerbahçe, Galatasaray gibi dernek statüsünde olsaydı, ya bir tüzel kişiliğe sahip olsaydı, o zaman devletin yasal mevzuat açısından yasal bir takım yardımlarda ya da yer göstermek gibi hizmetlerde bulunma şansı vardı. Tabii tabii. Yani şimdi İstanbul'da arazi yok ki. Hepsi değerli araziler. Yani kimse kimseye vermez ki şey Özgür. Çünkü ben sana verdim. Sen 3 gün sonra devrettin. 5 dolu geri 20 lira. Yani devlet bilmiyor mu onu yani, anladın mı? Sıkıntı buradan var zaten. Hı hı. Yoksa belediye başkanı da yardım ediyor, o da yardım ediyor. Kimse karışmıyor yani. Kimse ben sorduğum için ben söylüyorum. Ben de 4-5 kişiye sordum. Başkanlar var. Mesela Ekrem abi var. Eski Rizespor'un başkanı. O var, bu var. Hepsine soruyorum ben. Niye vermiyor? Niye? Bundan dolayı yani. Şimdi Konyaspor, Konya'nın şehrin takımı. Hmm. Dernek. Öbürü dernek. Anladım. Şimdi İstanbulspor mesela kiralamış orayı. Oynuyor. Hmm. Şeyde Esenyurt'ta. Orada kiralamış yani. Belediyeden, devletten kiralamış. Doğru. Ama burada öyle bir yer olmadığı için Olimpiyat'ta oynuyorlar. Olimpiyat'ı kiraladılar. Antrenman sahasını kiralamışlar. O zaman oralarda oynuyor. Onun için valla ben devlet falan alakalı olduğunu düşünmüyorum Özgür yani, anladın mı? Hmm. Bence de yani en güzel devredecek bir şirkete, parasını alacak, keyfine bakacak, gidecek bu durumda. Tek de tur yapacak, balık tutacak yani, anladın mı? Yapamazsın yani, sağ yok, tesis yok, şu yok. İstanbul trafiğinde çok zor oluyor Özgür. Yani ben 1,5-2 sene gidip geldim ya. Her gün 2 saat git, 2 saat gel. 2 saat git, 2 saat gel. Yok yani. Doğru. Oyunculara da şey yapamıyorsun yani. Dinlenemiyor oyuncular trafikten. Yani zor oluyor yani. Bence en doğrusunu yapmış. Doğrusu. Peki nereye gidecek Karagümrük? Var mı Doğan abi bir bilginiz? Vallahi hiçbir bilgim yok. Ben bayağıdır da... İlgilenmiyorsunuz. İlgilenmiyorum da, çünkü yoruldum yani, anladın mı? Hmm. Artık. Sizin bir başka oyuncunuz Senegalli Adama stoper. Onun transferiyle ilgili bir gelişme var mı? Onunla alakalı işte Gürcistan'daki takımda bittikten sonra işte Dinamo Kiev'de Lüçaşko Hoca şey yapacak, işte savaş çıktı falan. Şimdi oradaki takımda devam ediyor. İşte bir iki tane buradan takımla görüştük ama burada çok zor yani Özgür. Yani eskiden başkanlar şunlar bunlar vardı şey yapıyordu. Şimdi hocanın kendi adamı var. Menajerin kendi adamı var. Ona 3-4 tane sevdiğimiz insan var. Anladın mı? Onlarla oluyorsa oluyor. Öbür türlü birisini açıyorsun. Ya şunu alır mısın diyorsun. Bırak antrenmana da görmek iste. Ya yeni bir oyuncu gelmiş Özgür. Yeni bir tane bulmuşum Senegal'de. Diyorsun ki şu oyuncuyu bir bak hoca şudur. Ya diyor bilgileri yok. Ya Afrika'da ne bilgisi olacak? İnsan merak eder oynatır ya. Merak eder oynatır yani, bu zevktir yani, anladın mı? Anladım. Zevktir yani, illa milyon eurolara bile. Şimdi İngiltere'den geliyor, Senegalli oyuncu geliyor, Malili geliyor, Burkina Faso'lu geliyor. O nereden geldi? Uzaydan mı direkt düştü? Birileri onlara şey verdi, yol açtı, görüyorsun. Bu da kesinlikle olmaz, kesinlikle ya. Antrenmanda görmeye, oyuncu zaten 5 dakikada belli oluyor. 5 dakikada olmuyor mu? Doğru. Ahmet Aybaba'yla gittikçe Senegal'e, yemin ediyorum... Isınırken oyuncu dedi ki, müthiş oyuncu dedi, Barcelona'ya gitti bak. 5 sene önce. İsmini unuttu oyuncu. Isınırken gördü oyuncuyu. Peki. Burada Doğan çok abi, zor yani. Türkiye çok. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. İyi yayınlar. Görüşürüz. Tekrar görüşürüz. Doğan Ercan bizimle birlikteydi. Haber Özel. Haber Özel. Sosyal Bahsin tek adresi Tuttur'un sunduğu Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Yap bir kupon, oyna Tuttur, oyna hep oyna, kuponu Tuttur. Müzik.
Aynadan Ninçer bir kez daha bizimle birlikte. Hocam tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk Özgür, kusura bakma senin programını yaraladım galiba, biraz ters girdim. Yo, biz size ulaşamadık ya da, hocam, ulaşamayınca akışımızı değiştirdik. Önemli gereken gerçekler var. Onun için öyle konuştum. Devam ediyorum yani. Tamam hocam, yani biz size ulaşamadığımız için akışımızı değiştirdik, bir başka bağlantıyla devam ettik. Yok yok, bana şimdi sizin özellikle bahsetmek istediğiniz konu ulaşırsın. Fenerbahçe'de genç bir oyuncu var, Arda Güler, ki onun da bir 1500 dakika oynaması durumunda, o 15,5 milyon euroya oynayamaması durumunda, 1500 dakikanın altına inmesi durumunda 5 milyon euroya otomatik olarak transferi gerçekleşir maddesiyle sözleşmeye bağlandığını biliyoruz. Jorge Jesus döneminde çok fazla şans bulamıyor. Sakatlık problemi de vardı, ayrı mesele. Ama tabii çok şans bulmasını, sürekli oynatılmasını arzu ediyor futbol severler Arda'nın. Bu konuya değinmiştiniz. Oradan devam edelim. Şimdi Özgür, şöyle bir şey var. Futbol, bizim ülkemizde futbolumuz deyince kim akla gelir? Bizim çocuklarımız, bizim kendi kariyerimiz, kendi sahaya yansıttığımız gelir. Futbolumuz yok şu anda. Dışarıdan gelenler burada kiralık gelip parayı basıp oynuyorlarsa, işlerinde bizim çocukların sayısı yok kadar denecek kadar azalmışsa buna futbolumuz diyemeyiz. Çünkü Platini bile yıllarca evvel, 8-9 sene evvel Avrupa FIFA, UEFA başkanı olduğu zaman şöyle geldi. Ben dedi, her ülkenin kendi futbolunu göreceğim. Onları sahada kapıştıracağım ve oradan çıkacak sonuçlar benim için çok önemli. Zaman içinde o da değişti. Ben şuraya gelmek istiyorum. Eğer Arda denilen oyuncu bir başka ülkenin futbolcusu olsaydı biz şu anda ona taliptik. Alabilir miyiz kavgaları verirdik. Böyle bir yıldız sporcu 50 senede 40 senede bir yetişir. Yani böyle bir çocuğu kalkıp da oynatmamak, Adnan Dinçer orada olsa harcarlar. Çünkü Türk, çabucak gönderirler. Ama Jesus gelirse harcayamazlar. Öyle görünüyor vaziyet. Niye oynamıyor kardeşim? Arda bugün Fenerbahçe takımında en iyi oyuncularından bir tanesi. Fenerbahçe'nin orta sahasında oynamayan başka oyuncular da var. Hakan Mert var, Mert Hakan var, sakat bir gerçi ama yani bunlar oynatılır oynatılmaz meselesi değil. Gençlerin önü kapanıyor. Genç futbolcu çıkarıp mücadele eden kişilere şöyle bakmak lazım. Bir çocuk Fenerbahçe veya Beşiktaş veya Galatasaray veya gittiği kulübe 10 yaşında başlıyor eğitime. Avrupa'da 6 yaşında başlar. 10 yaşında bizde daha çok ciddiye alınıyor. Gittiği zaman orada en iyi eğitimi vermeden evvel o çocuklara şunu öğretiyoruz. O formanın ne olduğunu, o kulübün ne olduğunu, o çocukların kutsal bir şekilde o profesyonel takıma geçişlerinin sağlanması halinde doğru futbol oynayarak Türkiye'ye mal olacaklarını anlatıyoruz. Aşkıyla yanıyor formanın. Aşkıyla, formanın aşkıyla yanarak yetişen çocuk kalkıp da parayı birinci plana alamaz. Ailesi veya işte onun dışındakiler. Burada dikkatini çeken bir sıkıntı var. Hep menajerler suçlanıyor. Menajer kandırdı menajer. Menajer o çocuğu kandıramaz. Eğer o çocuk Fenerbahçe kulübünden içeriden veya Galatasaray veya Beşiktaş kulübünden içeriden git kardeşim kendine kulüp bul denilmediyse kesinlikle gitmez. Kovsan da gitmez. Ama esas olay şudur. Toplumun Arda'ya sahip çıkması Arda'nın kendinden kaynaklanmıyor. Arda'nın oyunundan kaynaklanıyor. Arda'nın yaptığını bugün Messi yapsaydı ismi Messi diye biz burada alkışlardık. Bu saçmalığı bırakalım artık ya. Anlıyorum. Messi kaç yaşında geldi Barcelona'ya? Yıldız oldu. Tekrar döndü, son demlerini yaşıyor. Demir Ronaldo dedin. Son demlerini yaşıyor. Biz artık yani son demlerini yaşayan futbolculardan bıktık. Bırakın bizim çocuklarımız oynasınlar ya. Bırakın oynasınlar ya. Destekleyin hatta. Ama öyle olmuyor. Öyle olmayınca kim müdahale ediyor onu bilemem. Ama Jesus olunca sesimizi çıkarmıyoruz. Adnan Dinçer Fenerbahçe'nin başında oldu. Kıyamet kopar, görevden alınırdım. Bunu anlatmak isterim. Yani Arda'ya sahip çıkalım. Fenerbahçe'de Arda diyorum. Beşiktaş'tan da Emrah'ım diyorum. Yani 4 milyon euroya gidiyor diye kıyamet kopuyor. Yok Beşiktaş'ı sevmeyen gitsin. Bir takım şeyleri sanki sporcular tayin ediyor. 17 yaşında çocuk neyi tayin eder ya? Çocuk bu ya. Üstünü ispat etmemiş bir çocuk ama üstün nitelikli bir çocuk. Bundan gelişip yararlanacağımız, örnek olacağı, lokomotif olacağı, kendisinden sonra gelen genç arkadaşlarının önünde kendini kabul ettirerek gençlerimizin önünü açacağı bir ortamda biz bunu yapıyoruz. Ben buradan yanacağım. Bizim eğiticiliğimiz ne oluyor?
Ben 81 yaşındayım. Hayatımın 70 yaşını eğitime vermişim. 10 yaşından beri kendim girdim bu işe. Ama isminiz anılmıyor. Anılmasın. Benim gibi bir sürü adam var. Yok kardeşim, öyle değil bu iş. Bu iş öyle 11 kişiyi sahaya çıkarmak işi değil. O iş psikolojik, sosyolojik, bir sürü morfolojik, bir sürü etkeni olan ekonomik ve aile bağlarının sıkı olması, forma aşkı içinde birçok gerçek taşıyor. Biz böyle yetiştiriyoruz çocukları. Bizleri dinlemeyen, bizleri hakkında konuşmayan bir takım insanlar çıktı piyasaya. Arda'yı yok eder. Git, tamam Arda gider. Rıdvan gitti işte. Geçen sene bu zamanlar Rıdvan milli takımla oynuyordu. A milli takımı yükselen bir Beşiktaşlı genç oyuncu bir anda gönderilir mi ya İskoçya'ya? Yani bunları konuşmamız lazım. Bunları konuşmazsak Türk futbolu kalkınamaz. Bu kavgayı vermemiz lazım. Benden başka veren diyor. Herkes başka yerlerde. Çok büyüdü paralar. Profesyonellik adı altında çok önemli kazançlar temin ediliyor. Benim öyle bir sorunum yok. Ben emekli bir adamım. Emekli maaşında yaşıyorum. Babamın evinde oturuyorum. Annemin rahmetli olan evinde oturuyorum. Sen biliyorsun. Ama bir olay var. Bu konuda zenginim. Oyuncu yetiştirme konusunda Allah bana yetenek vermiş. Bu yeteneklerimi Türk milleti, Türkiye Cumhuriyeti adına kullanıyorum. Bırakın da kullandırmıyorsunuz. Bari oraya gelen, o bizim yerimize alan çocukların yetiştirdiği gençlerin açtığı yola saygı gösterelim. Onu demek istedim. Hocam ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Kusura bakma, ben programda biraz böyle yüksek sesle konuşuyorum. Estağfurullah. Kusura bakma. Olur mu, ne demek. Hocam tekrar görüşürüz. Sağ ol, sonra seninle konuşacağız. Peki. Teknik direktör Adnan Dinçer bizimle birlikteydi. Eintracht Frankfurt sportif direktörü Markus Köşke soyadını doğru telaffuz ediyorum. Ali Akman kiralık transfer için bir kulüple görüşme halinde ona izin verdik ifadesini kullanmıştı. Galatasaray bu futbolcunun kiralık transferine talip. Değerli Nijer, Beşiktaş sol bekini buldu. Az önce Doğan Ercan'la konuşmuştuk. Alioski normalde Beşiktaş'ın görüştüğü, birinci planda düşündüğü bir oyuncuydu sol taraf için. Ama sonra 4 milyon euroluk ücretinde, maaşında feragat etmeyince Fenerbahçe devreye girdi. Fenerbahçe ile anlaştı. Beşiktaş da Masu Aku'yu aldı. Dün oyuncu Beşiktaş'ın tesislerine geldi. Teknik direktör Valerian İsmail ve takım arkadaşlarıyla tanıştı. Ardından da Beşiktaş Televizyonu'na bir açıklama yaptı. I would play wherever the manager needs me, but I would say I would feel more comfortable when I'm playing as a left back or with a back three on the left position, because I like to go forwards and I like to be able to play a part in this position in order to help the team. Yeah, I would say my preference would go to back three, playing as a left wing back. Yeah, I spoke with Fabrice Nsakala, who was there before. But everyone told me great stuff about the club. Also, Georges Kevin and Kudu, who's my friend, told me to come, and I was glad when I had the offer from the club. I want to play a big part for this team. It's the great team, the greatest team here in Turkey. So obviously, when you come to this kind of club, you want to be a part of this team for long, and that's my plan. A message for the fan: thank you for the warm welcome. Because I have to say, I receive loads of messages, but I couldn't say nothing. Now it's going to be official, and I'm going to do everything in my power to be a good player and make them proud. İyisini yapmaya geldiğini, üzerine düşeni, en iyi performansı, en iyi versiyonunu Beşiktaş'ta göstermeyi amaçladığını ifade ediyor. Masu Aku, değerli dinleyiciler, Beşiktaş'ın yeni transferi. Az önce de söyledim, Alioski birinci planda düşünülüyordu Beşiktaş tarafından ama anlaşma sağlanamadı. İstanbul'a Beşiktaş için gelmişti. Transfer dönemi böyledir. Bakalım Masu Aku'nun performansı nasıl olacak Beşiktaş'ta? Az önce hep birlikte dinledik. Harika hissediyorum. Teknik direktörümüz bana nerede ihtiyaç duyarsa orada oynayabilirim. Ancak şunu söyleyebilirim ki kendimi sol bekte oynarken daha rahat hissediyorum. Üçlü savunmanın sol kanat bekindeyken de aynı şekilde. Çünkü hücuma çıkmayı ve takıma katkı vermeyi seviyorum. Tercihim üçlü savunmayı
savunmayla sol kanat bekte oynamak, buraya gelmeden önce Ensakala'yla bir görüşmem olmuştu diyor ve sahada elimden gelen her şeyi yapacağım takımıma katkı sağlamak adına diyor. Emre Koca da Beşiktaş'ın as başkanı, transferden sorumlu yöneticilerden bir tanesi. Onun da bir açıklaması vardı. Bakalım Emre Koca da Beşiktaş'ın transfer çalışmalarıyla ilgili hangi bilgiyi vermiş? Elbette ki Beşiktaş'ın ofansif oynayan bir orta saha oyuncusu, daha doğrusu atağa yönelik bir oyuncuyu daha kadrosuna katma ihtimali var. Acaba Valerian İsmail 4 savunmaya dönerken Raşit Gezzal'ın pozisyonu bir kez daha değiştirecek mi? Raşit Gezzal normalde kanat oyuncusu ama forvet arkasında oynatıyor onu. Bu konuda da fikirlerini revize edebileceğinden bahsediliyor. Elbette ki bütün bunlar yapılabilecek transfer hamlelerine bağlı olarak gerçekleşecek. Bakalım Emre Koca da Beşiktaş'ın transfer çalışmaları ile ilgili ne demiş? Böyle biz çok güzel bir hazırlık dönemi geçirdik bu sene. Uzun dönemdir kamp yapamıyorduk. Bu sezon öncesi iki tane kamp yaparak hem Avusturya'da hem İspanya'da kamplar ve çok ciddi hazırlık maçları yaparak, ciddi rakiplerle hazırlık maçları yaparak hazırlandık. Bu maçlarda eksikleri, artıları, eksileri hocamız değerlendirdi. Artık bu hafta ligin başlangıcı cumartesi Kayserispor'la inşallah Vodafone Park'ta ligi başlatacağız. Öncesinde dün akşam itibariyle zaten bir transferimiz daha İstanbul'a geldi. Hocamızın takviye noktasında istediği bir iki bölge daha var. Oralarda da biz profesyonel ekibimiz çalışmaları yapıyor. Profesyonel ekibimizin çalışmaları neticesinde bizim de katkılarımızı, onayımızla inşallah başkanımızın da onayıyla biz bu transferleri gerçekleştireceğiz. Serdar Saatçi ile alakalı kampta yaşanan olaydan sonra zaten başkanımız da özür diledi. Camiadan özür dilemesi çok önemli. Taraftarımızdan, camiadan özür diledi. Sonra geldi başkanımızdan, yönetim kurulundan, takım arkadaşlarından özür diledi. Biz kendisiyle sözleşme uzatma noktasında temasımız oldu. Yine arkadaşlarımız bu konuda görüşüyorlar. İnşallah ya sözleşme uzatma noktasında ya da diğer konularda ilerledikçe göreceğiz ne yapacağımızı. Bir şekilde Serdar'la yola devam etme noktasında, uzun bir kontrat yapma noktasında isteğimizi biz belirttik kendisine. Hocamız tabii teknik ve taktik anlamda çok donanımlı. Uzun yıllardır benimsediği bazı taktikler, teknik noktada verdiği kararlar var. Alıştığı bir sistem var. Ama tabii oyunun gidişatına göre de kendi bilgisi ve isteği dahilinde bu değişiklikleri yapacaktır. Her iki taktiği de denedi. Teknik anlamda benim çok fazla yorum yapmam doğru olmaz. Bu hocamızın ve teknik ekibin kararıdır. Kendisi maçı kazanmak için, Beşiktaş sahaya maçı kazanmak için çıkar. Maçı kazanmak için ne gerekiyorsa, hangi teknik ve taktik vermesi gerekiyorsa oyunculara, hangi taktiği uygulaması gerekiyorsa onu uygulayacaktır. Önemli olan sahada hem seyir zevki yüksek hem de sonuca etki edecek, iyi bir sonuç alabilecek bir teknik ve taktik olarak bilgi ve donanımı sahaya yansıtmak. Hocamız bunun üstesinden geleceğine inanıyorum. Beşiktaş'ta yönetici Emre Koca daha bunları söyledi. Hem teknik hem de taktik konularda fikrini revize ediyor mu, bu sistemle başarılı olur mu soruları soruldu. Bunun üzerine bu cevapları veriyor. Değerli Nijer, Galatasaray'da Nelson, Marka gibi Sevilla'ya gidecek mi? Sevilla'nın izlediği oyunculardan bir tanesi ama sadece izlediği oyunculardan bir tanesi. Somut bir transfer girişimi yok Nelson için Sevilla kulübünün. Galatasaray Lucas Torreira'yı getirecek mi? Lucas Torreira'yla henüz anlaşma sağlanmış değil. Galatasaray'ın ilgilendiği oyunculardan bir tanesi. Olursa Galatasaray için çok faydalı bir transfer olabileceği kanaatindeyim. Fikirlerimi söylemiştim. Ama bugün İtalya'da da çıktı bir iddia. Galatasaray'ın Milan'dan gönderilmesi söz konusu ki Chelsea'den alınmıştı. Bakayoko'yu gündemine aldığı yönünde. Tonali, Benacer Adli ve Pobega'yı transfer etmişti Milan ve bu oyuncuya artık ihtiyaç duymuyor.
geniş kadroda düşünülmüyor. Galatasaray'la birlikte Sampdoria'da bu futbolcunun transferine talip. Milan'la görüşüyor İtalyan basının iddiasına göre Galatasaray Bakayoko'nun transferi için. Bunun dışında Galatasaray'ın ön bölge 10 numara pozisyonu için de transfer arayışları var. Çalışmalar sürüyor. Gidecek oyuncular da söz konusu. Dün Aytaç Kara ayrıldı ve Kasımpaşa ile anlaştı. Ömer Bayram'ın da kısa sürede Galatasaray'a veda etmesini bekliyoruz. Bize ayrılan sürenin bugün de sonuna geldik. Hepinize mutlu akşamlar. Yarın aynı saatte buluşuncaya dek. Hoşçakalın. Sosyal Bahsin tek adresi Tuttur'un sunduğu Özgür Sancar'la Spor Kazanı sona erdi. Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.